Yine BBN ekranlarında, yine İstanbul manzarasıyla karanlık, kapkaranlık bir sabaha günaydın diyoruz efendim. Saatler 7'yi 1 geçe İstanbul'da insanlar yine işlerine gitmek için vapurların içerisinde gördüğünüz gibi bir arabalı vapur şu anda Karaköy tarafından Haydarpaşa'ya doğru ilerliyor. Önünden de bir tanker geçiyor. Bu manzarayla günaydın diyoruz. Türkiye'nin sorunlarını anlamaya, Türkiye'nin sorunlarını anlatmaya, sizin derdinize tercüman olmaya, duyması gerekenlerin duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün gıda alarmı dedik. Manşetimizi arkadaşlar paylaştı. Bunu nereden esinlendik? Nereden çıktı gıda alarmı? Dedim ya 2021'in Aralık ayında. 2021 Aralık ayında Türkiye'de gıda alarmı başlığını bize attıran nedir? Şimdi bir taraftan fiyatlamalar var tabii ki. Enflasyon. Çok ciddi anlamda zamlardan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanının Katar yolunda giderken aktarmış olduğu stokçuluk vurgusuna bakacağız. Piyasa fiyatlamakta mı zorlanıyor? Yoksa stokçular devreye girdi ya da ikisi birden? Yani piyasanın bu durumdan faydalanmaya çalışanlar mı var? Bu piyasa nasıl bu hale geldi? Döviz önemli değil diyerek başladığımız bu macerada, önce faiz vurgusuna baktığımız bu macerada, Türk iş adamlarına ya da piyasa oyuncularına faiz vurgusu devam ederken yabancılara başka şeyler mi söyleniyor? İddia bu. Dünya Gazetesi'nden aldık. Gıdadaysa ciddi anlamda bir kriz. Hem Türkiye için hem dünya için kapıda. Gübre fiyatlarıyla başlayan bu kriz pandeminin ardından ciddi anlamda risk barındırıyor. Bugün geldiğimiz enflasyonist baskıyla birlikte raflarda yağ oranlarının, o çiçek yağının zamlı fiyatlarının azalması, tek tek satılıyor olması bir taraftan insanların psikolojisini de bozuyor elbette. Yeniden 70'lere mi dönüyoruz algısı, yeniden insanlarda bu psikolojiye neden oluyor? Bunu kabul etmek lazım. Hepsini aktaracağız. Gıda alarmı dedik manşetimize. Sizin bu konuyla ilgili fikirleriniz, düşünceleriniz neyse bütün sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan, Twitter'dan paylaşımları yaptım. Lütfen siz de fikirlerinizi beyan edin. Bu ekranlardan duyması gerekenleri her zaman yaptığımız gibi duyurmaya çalışalım. Günaydın canım Türkiye'm. Önce üçlü başlıklar. Gelsin manşetlerimiz. Gün ışığının manşetlerine bakacağız efendim. Az önce de ifade ettim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da. Katar'da aslında bizi kızdıran, bizi üzen açıklamalar, basın toplantıları, hepimizi rencide eden, hepimizi kızdıran, işte Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na sorulan soru. Ben dedim ki Allah'tan bu gazeteci Cumhurbaşkanı'na denk gelmemiş. Biraz hani naif bir cevabı almış tabii, Dışişleri Bakanı da cevabını vermiş ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a denk gelseydi o anda ne olurdu bilmiyorum. Katar'da para almaya mı geldiniz? Bir taraftan soru da naif değil ama Türkiye'nin bu macerası içerisinde işte bu görüntüyü vermesi de bizim hoşumuza gidiyor mu? Bilmiyorum, hoşuna giden varsa buyursun konuşalım ama hoş bir manzara değil tabii ki. Bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden devam eden hala işte 15 Temmuz finansörü tartışmasının ortasında buraya gelip bu görüşmelerin yapılması, kapılar arkasında neler konuşuldu, ne yapıldı, hangi pazarlıklar döndü bilmek mümkün değil. Ama gelinen noktada ortaya çıkan resim herkesi mutlu etmiyor olsa gerek efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu hareketli başladı. Hararetli başladı. Dün demiştim, hani demedi demeyin diye söylüyorum. Yeni bir pembe dizi başlıyor, 12 gün sürecek. Yani aslında bu tabii trajikomik, hoş değil. Hani diyorum ya, şu ülkenin çocukları işte bir tane mi yağ alayım, 5 kilo yağ kaç lira oldu diye tartışırken, simit 3,5 lira, ekmek fiyatı gelecek sene 6 lira mı olacak diye konuşurken, yok Yeliz'ler, yok bilmem neler, arkası yarın dizisi gibi. Meclisimiz, başımızın tacı, demokrasimizin göz bebeği, kurtuluş mücadelesinin ateşini yakan kurum. Gelinen nokta hoş mu? Değil. Ama reyting rekorları kıracağını söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'nin, TBMM TV zannediyorum dün reyting ölçümüne girse sıralamada üst seviyelere çıkardı.
Ama orada tartışmanın dozu, şekli, şemali hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Hem hükümet modelinden bahsediyorum, AK Parti'den bahsediyorum, hem Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum, hem diğer muhalefet. Ama asıl sistemi tıkayan ve bu tartışmaların fitilini ateşleyen şey ise Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli olduğuna dair vurgu siyasetçilerin, en azından muhalefetin dilinde detaylarıyla aktaracağız. Bugün iki konuğumuz birden var. Birinci konuğumuz bu omikron vakaları ve çocuklarda etkili olduğuna dair bilgiler var. Özellikle kilolu çocuklar dikkat etsin başlığının altında hemen çok önemli bir isim. Bu işin duayenlerinden Türkiye'de Profesör Doktor Bülent Karadağ, Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları da görevli bir isim. Omikron çocukları nasıl etkiliyor diye soracağız. Ama şu manşetimizde canlı yayın konumuz var efendim. Evin mağdurları gün ışığında. Bu konunun arada kaynadığı kesin ama enflasyon ve döviz baskısı ile birlikte verdikleri parayı alamayanların bir haykırışı var. Ve bu haykırışın duyulması lazım. Biz de o mağdurların sözcüsünü stüdyoya getireceğiz. Karşımızda da Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu olacak. Soracağız, evin mağdurlarında son durum nedir? TMSF ile yapılan görüşmeler ne durumda? Evin mağdurları otomobil alacağım, ev alacağım hayaliyle bu sisteme girip evdeki peynirden olanlar canlı yayınımızda söylemek istediklerine diyorum ya. Yeter ki küfür olmasın, yeter ki rencide edici cümleler kurulmasın. Siz neyi aktarmak istiyorsanız, duyulmasını istediğiniz ne varsa şu ekranlardan şu program içerisinde aktarmaya çalışacağız. Gün ışığında ilk bahsettiğimiz bunlar. İsterseniz hemen trafikle salı gününün gidişatına şöyle bir bakalım. Saatler 7.08'i gösterirken gün ışığı programımızın girişinde. Burası neresi arkadaşlar? Avcılar mı? Evet, burası şu anda bir trafik kazası mı veriyoruz? Galiba sol şeritte tam Dudullu Sapağan'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girişte en azından uyarımız olsun. Buraya girmeyi düşünenler Bostancı Kadıköy sapağı olarak da geçiyor. Buradan bağlantı yolu bir trafik kazası var efendim. Canlı yayında bu kazayı da göstermiş olalım. Zannediyorum yaralanmalı bir kaza. En azından dışarıda çok insan görmüyorum. Umuyorum bir şeyleri yoktur. Bir araç arızası da olabilir. Ama buraya girenler yollarını değiştirsinler. Bu trafik hemen kilitlenecektir ve uzun sürede açılacak gibi olacağını zannediyorum. Haritaya gelin bakalım, bir görünüyor mu? Haritaya yansımış mı? %36'lık bir trafik yoğunluğu var efendim. Saatler 7.08'i gösterirken hemen sağ tarafta alttaki artık bordoya dönmüş o kırmızı nokta aslında az önce verdiğimiz trafik kazasının yaşandığı nokta. Ataşehir Sapağı'nın hemen gerisinde Dudullu istikametinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik başlamış durumda. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hakeza değişen bir manzara yok. Ama en azından biraz daha Ataşehir Sapağı'nın ilerisinden başlıyor. Şu dakika itibariyle henüz daha saatler 7.09. E5 açık. Bir tek Maltepe Kartal Sapağı'nın orada bir tıkanıklık var. Avrupa yakasında henüz işler daha karman çorman olmuş durumda değil ama E5 Karayolu üzerinde trafik var. Saat 8'de yine trafik durumuna bakacağız ama isterseniz bir de hava durumuna bakalım. Meteorolojiden uyarılar var. İki ayrı noktada uyarılar var efendim. Birincisi fırtına. Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri diyor. Uyarılar ne? Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, doğalgaz, soba, borusu, bu zehirlenmelerine dikkat diyor. Şu bölgede turuncuyla işaretlenmiş görüyorsunuz bir fırtına alarmı var. Bir de yağış alarmı verilmiş efendim. İkinci bir bilgi var. Onunla ilgili bilgiye de bakalım. Şiddetli yağmurdan bahsediyorum. Neresi? Antalya merkez, Burdur, Bucak ilçesi. İlçe bile veriyor efendim meteoroloji. Şurada Antalya'da çok ciddi bir yağış uyarısı var. Burdur, Bucak ilçesi. İlçede yaşayanlar aman dikkatli olun. İlçe bile verdiğine göre meteoroloji ciddi bir ani sel, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Onun dışında Doğu Anadolu'da zaten kar başlamış durumda. Yer yer hakikaten sıkıntıya neden oluyor bölgeden gelen görüntüler. O şekilde Karadeniz bölgesinde de Samsun bölgesinde, Zonguldak'ın doğusunda bu bölgede yine fırtınayla alakalı uyarılar devam ediyor. Doğu Karadeniz'de yine yağış uyarısı var. Aman dikkat diyelim. Gelsin dereceler, hızlıca verelim.
İstanbul yağmurlu bugün 16 derece, gece 10 derece olacak. İzmir'de de yine yağış var efendim. 17 derece gündüz, 11 derece gece. Antalya'da da yağış var. 18-12. Konya'da yağışlı bugün. 14 derece gündüz, gece 3 dereceye kadar düşüyor. Ankara parçalı bulutlu, 14 derece gündüz, 6 derece gece görülecek. Samsun'da açık bir hava var, 19 derece gündüz. Gece sıcaklığı da fazla düşmemiş. Yozgat 11 derece, gece 0 dereceye kadar düşecek. Yine Erzurum'da -7 dereceler var efendim. Erzurumlara kolaylıklar diliyoruz. Diyarbakır'da da parçalı bulutlu bir hava. Gündüz 13, gece -1 dereceye kadar düşüyor sıcaklıklar diyelim. Haberlerimizle artık başlayalım. Evet, gıda alarmı dedik. Siz gittiğinizde markette neyle karşılaşıyorsunuz? Sizin de hani o işte 3 şeker, 3 kutu şeker alabilirsin ya da 2 kutu zeytinyağı alabilirsin ya da 1 kutu ayçiçek yağı alınabilir. Değerlendirmesinin ötesinde bir de rakamlar var tabii. Geçen ay daha 80 liraya alınan, hatta bir gün, hatta gün içerisinde market raflarındaki fiyatlar aniden değişiveriyor. İşte 80 lira olan yağ olmuş 120 lira, 140 lira. Herkes böyle bir şaşırıyor, Allah Allah diyor. Yani bir anda bu kadar artışın sebebi ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giderken, Katar'a doğru giderken stokçuluk vurgusu yaptı. Akşam gazetesi de bu manşeti almış. Stokçuya ağır ceza geliyor diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, cezaların artırılması için talimat verdim ifadesine yer veriyor açıklamasında. Stokçuluk her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı otoparklarda sıfır otomobiller depolanmak suretiyle stokçuluk yapılıyor. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bedelini ağır ödeyecekler demiş. İsterseniz kendisinden dinleyelim. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Asgari ücrete yapılacak artışla ilgili bu mesajı verdi. Stokçuluk konusunda cezaların artırılacağını yineledi. Şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a hareketinden önce soruları cevapladı. Asgari ücret konusunda Katar dönüşü net kararın verileceğini söyledi. Hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Kararı verirken önümüzdeki yılki zammı da düşüneceklerini vurguladı. Sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Erdoğan'a Taliban konusu da soruldu. Verdikleri sözleri tutmalarını bekliyoruz diyen Erdoğan, havalimanı işletmesi konusunda da Katar'la çalışma yaptıklarını açıkladı. Havalimanının yönetimiyle alakalı Türkiye-Katar işbirliğiyle bunun yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi Katar'la da yürütüyoruz. Evet, şimdi akşam gazetesinde bir hemen altındaki haber dikkatimi çekti biraz da. Stokçu ağır ceza geliyor diyor ya, ikinci el otoda kara borsa. Aslında ikinci el otoda değil. Dün dikkatimi çekti, İstanbul'da Göztepe'de oto galerileri var. Hepsi önüne otomobilleri koymuş. Hepsi önüne otomobilleri koymuş ve üzerine sıfır yazıyor. Fiyat yazmamış. Sıfır yazıyor. Ama orası ikinci el oto galerisi. Arabalar gerçekten gıcır gıcır, sıfır otomobili oraya koymuşlar, plaka bile yok üzerinde. Ama ikinci elde. Peki, şimdi burada birincisi
Diyelim ki bir market sahibisiniz ya da bir yağ fabrikanız var. O plastik o 5 litreliğin içerisine o yağ dolduracaksınız. Üreticide sıkıntı yok, üretimde sıkıntı yok ama işte poşetlemesi, o paketlemesi, taşıması, markete getirmesi, günlük değişen rakamlarda esnaf satarken zarar mı ediyorum acaba endişesine kapılıyor. Ya da fabrikada orada o sanayiyi üreten kesim, markalar, acaba biz bu rakamı bunun içine koyuyoruz, gönderiyoruz markete ama acaba o gün dolar buna mı çıkacak diye bir endişeye kapıldı. Piyasada güven her şeyden önce gelir. Ama burada özellikle otomobil piyasasında işte bu ikinci durum devreye giriyor diye düşünüyorum. Yani stokçular, yani bu işten kar elde edenler. Ama eğer piyasa karışıksa, kimse önünü göremiyorsa elbette ki birileri bundan faydalanmaya kalkışacaktır. Öncelikle piyasanın durgunlaştırılması lazım. Biz buradan onlarca kez söyledik. Öncelik güven unsuru, öncelik insanların sakinleşmesi. Bunu yapacak unsurda bir tek kurum var, siyasetçiler. Siyasetçiler böyle birbirlerine bas bas bağırmaya devam ettiği sürece vatandaş bundan zarar görecek. Ama seçime giderken bundan geri adım atılmayacağını biz de anladık efendim. Olsun. Biz yine söyleyeceğimizi söyleyelim. Onlar da yapacağını yapsın. Gelelim efendim BBN Haber'e. BBN Haber'de bugün önemli bir değerlendirme var. BBN Türk ekranlarında Sayın Hulki Cevizoğlu'nun programına katılan bir BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin güzel bir çağrısı. Açıkçası dikkatimizi çekti. BBN Türk ekranlarında tarihi çağrılıyor. Hazine yardımı kaldırılmalı. 2,5 katrilyon. Katrilyon ne demek? O eski parayla herhalde yazıldı bu. Genel Başkanı Mustafa Destici, devlet 5 siyasi partiye seçim yardımıyla birleşince 2,5 katrilyon verecek. El insaf, yazıktır, günahtır sözleriyle siyasi partilere verilen hazine yardımlarının kaldırılmasını istedi. El mi yaman, bey mi yaman anlayalım. Kaldırın şu paraları. Herkes madem öyle, madem Avrupa ve Amerikan sisteminde bir cumhurbaşkanlığı modelimiz var, sonuçta yardım da yapılmasın. O zaman görelim bakalım kim güçlü, kim değil, kim kimi destekliyor. O zaman ortaya çıksın. Bir de vatandaş burada yağ kuyruğunda, ekmek kuyruğunda yürürken partilerin seçim yatırımı diye broşür basacağım diye bu kadar çok parayı heba etmesini hakikaten ben de anlamsız buldum. Ve çok mantıklı, çok değerli bir açıklama olarak değerlendiriyorum, paylaşmış olduk. Geçelim şu bütçe tartışmalarına. Yani daha iyisi olsun isterdik ama yine tabii ki tartışmalarla başladı. Önce samimi olacaksınız. Arkadaşlar. O listeye tüm zulmettiklerinizi, ötekileştirdiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız. Buraya vurmakla olmuyor böyle. Veya elinizle yaptığınız hareketlerle olmuyor böyle. Helalleşmek o şekilde olmuyor. Bilinçaltı ortaya çıkıveriyor anında. Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, bu da bugün bakın, milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz. Bu noktada kimse kendi bahçesindeki taşları temizlemeye niyetli değil. Partiler ciddi anlamda sokağın sesini duymamakta kararlı. Vatandaş sokakta şu cep telefonuyla giden ve ben anlamsız buluyorum onu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Bir de hemen yanındaki de hemen çıkıyor. Çıkart cep telefonunu, senin cep telefonun kaç paralık cep telefonu falan diye. Saçma sapan tartışmalar var ya, siz izliyorsunuzdur onu. İnternette, sosyal medyada ben de görüyorum, dayanamıyorum, izlemiyorum açıkçası. Yapmayın şunu, yapmayın şunu. Gazetecilik böyle bir şey değildir. Hani siz bir sosyal medya paylaşımı yapacaksınız, 3 tane tık alacaksınız ya da 3 reyting alacaksınız, 3 kuruş için vatandaşı böyle saçma sapan tartışmaların içerisine çekmeyin. Sosyal medya sitelerinden bahsediyorum artık, kim yapıyorsa bilmiyorum da. Ama burada siyasetçinin hiç mi suçu yok? Yani yapılan şey şu, evet Kılıçdaroğlu da o noktada siniriyle eline vururken açıkçası bir yanlış hareket olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa
koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da hakikaten o hareketi yaptı mı? Ben inanmam. Ben o düşüncede değilim. Hani bunu yapmaz. Ama sinirle vururken galiba bu hareketi yapmış bir şekilde. Onu şimdi burada tekrarlamayalım. Bir de ceza yemeyelim. Ama önemli olan o da değil. Yani oradan Yeliz tartışması, buradan başka bir magazin unsuru. Her partide ama her partide bu var. Bir de şu sistem içerisinde dün söyledik biz bunu. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde bunu AK Partili milletvekilleri de söylemişti. Onu oradan net hatırlıyorum. Bakan bulamıyoruz yani konuşup derdimizi anlatacak. Kendi ilim mesela diyelim ki Kütahyalı AK Partili milletvekili. Kütahya'dan gelen bir bilgi İçişleri Bakanı'nı soracak ama bakan orada değil. İşte modelde böyle bir handikap var diyerek nöbetçi bakanlık uygulamasına geçilmişti hatırlarsınız. Bugün gelinen noktada da Cumhurbaşkanı'nın mecliste olmayışı üzerinden muhalefetin eleştirileri var. Bu eleştiriler devam edecek. Şu Kılıçdaroğlu tepki var değil mi? Cumhuriyet var önce. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Kumpas bütçesi diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Ekmek 6 liraya doğru manşeti var. Onu aktaracağız birazdan. O çok riskli bir haber hakikaten. Kumpas bütçesi kaçarak bu iş olmaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2022 yılı bütçesi, bütçe görüşmeleri gergin başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kumpas bütçe diye tanımladı. Bütçe sunumu Erdoğan'ın yapmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu kaçarak bu iş olmaz diyor. Şimdi sunum yapmak belki hani orada AK Parti sıralarında konuşuldu, gösterildi de tüzüğe göre Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak belli zaten. Ama hani bu bütçe içerisinde bir noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mecliste bulunması gerekir mi? 12 gün var, bulunacak mı? Onu zamanla göreceğiz efendim. İsterseniz bu bütçe maratonuna bakalım. Biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Meclisteki bütçe maratonunun ilk gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden yaptığı bu hareket damga vurdu. Kılıçdaroğlu bir saatlik konuşmasında bütçe ve ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi. Sık sık AK Parti sıralarıyla atıştı. Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel. Geliyor gelmekte olan unutma. Geliyor gelmekte olan unutma sen. CHP liderinin meclis kürsüsünden yaptığı el hareketi ise genel kurulda bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi size bir soru. Bu millet Amerika'daki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar. Bu millet Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu. AK Partili milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istedi. Tansiyon iyice yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun tepkilere aldırmayıp konuşmaya devam etmek istemesi AK Parti sıralarını karıştırdı. Öfkeli vekilleri Meclis Başkanı Mustafa Şentop bile sakinleştiremedi. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika sessiz olur musunuz? Bir dakika. Arkadaşlar... siz konuşun o zaman, ben gideyim. Lütfen bir dakika. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzüğe göre konuşmalarda nezih bir dil kullanılması konusunda uyarı yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'na tekrar söz verdi. Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bakın. Başkan. Güzel konuşuyorlar. Geleceksin burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Ana muhalefet lideri protestolar arasında konuşmasına devam etti. AK Partili milletvekillerinin tepkisi dinmedi. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde bulunduğu sürece laf atmalar devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP liderinin konuşması sırasında genel ahlak kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürerek kınama cezası verilmesini istedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bu konuyu daha sonra değerlendireceğini belirtti ve birleşime ara verdi.
konuşmanın şiddetiyle o el hareketinin de bir kaçış olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa 70'lerinde zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 70 yaşında o kadar deneyimli bir siyasetçinin tutup da meclis gibi bir noktada öyle bir sokak hareketi bile değil, sokağa bile yakıştırmayacağımız bir hareketi yapacağı kanaatinde değilim. Ama espriler enteresan. Dedim ya, bir pembe dizi gibi reyting rekorları kıracak bir 12 gün başlıyor. 12 bölümlük bir dizimiz var. Bakalım bugün neler konuşulacak. En çok şey hoşuma gitti, onu aktarmak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bir izleyeyim bakayım görüntüleri diyor. Meclis Başkanı için Mustafa Şentop VAR'a gitti. Hani var ya futbolda VAR'a gitti durumu. Mustafa Şentop da VAR'a gitmiş ama sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sözü geri vermiş. Kırmızı karta gerek görmedi zannediyorum. Sakin olalım. Sakin olalım çünkü zararı vatandaşa, Türkiye Cumhuriyeti halkına, milletimize çıkıyor. Kısa bir ara, onun ardından yine ciddi başlıklarımız var. Sakın kaçırmayın. Günaydın canım Türkiye'm. Saatler 7.30'u gösteriyor. Bugün tartıştığımız başlığın adı gıda alarmı. Nereden çıktı bu gıda alarmı diyebilirsiniz. Ama bugün herhalde markete gittiğinizde işte ayçiçek yağından bir tane alabilirsiniz ya da şekerden iki kutu alabilirsiniz başlıklarını göreceksiniz. Ve dünyada da aslında, Dünya Gazetesi'nden gönderiyorum ama bütün dünyayı kastediyorum. Tarlada alarm, gübre krizi gıdayı vuracak diyor Dünya Gazetesi'nin manşetinde. Gübre fiyatları üzerinden bütün dünyada, Türkiye'de tabii ki bundan hariç değil ki, zaten Türkiye'de sıkıntı vardı çiftçilerin durumu. Ya demiştim ki, burada hatırlarsınız, izleyenler için söylüyorum. Çiftçinin traktörü, adam traktöre binip de Boğaz'da, Bebek'te turlayacak değil ya. Bu adam buğday ekecek, işte pirinç ekecek, mercimek ekecek, ne ekecekse ekecek. O paketlenecek ki buraya gelecek bu. Çiftçinin traktörünü haciz etmek kadar bir akıl tutulması diyorum ben buna. Yani kendi gıdamıza ithalat yaparak yurt dışından getirdiğimiz ürünlere, Ukraynalı çiftçiye, İranlı çiftçiye, neredeyse işte nereden alıyorsak, ta Güney Amerikalardan mercimek getiriyoruz. İşte Türkiye'de yetiştirilen ürünler. İthalatla oraya vereceğimiz parayı acaba o traktörün hacizinin faizini mi ödesek diye bazen içimden geçmiyor değil efendim. Ama bugün ekonomi başka bir şey tartışıyor. Hani bir faiz tartışmamız var ya, bu Aralık ayında son kez faiz indirimi konuşuluyor. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Çünkü dolar, birazdan döviz cephesine bakacağız, ona göre bir istikamet belirleyecek. Yabancılara hayır arttırmayacağız, yerlilere hala, özür dilerim, faizi düşürmeyeceğiz, artık daha fazla faiz indirimi yok mu deniyor. Yabancıya faiz düşmeyecek sözü demiş Karar Gazetesi. Dünya Gazetesi'nde de Alaaddin Aktaş, faizde Credit Suisse'nin duyduğunu mu, Erdoğan'ın dediği mi olacak diyor. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun yabancı yatırımcıyla görüşürken daha fazla faiz indirimi olmayacak dediği iddiası bugün ekonomi basınında, ekonomi cephesinde ciddi ciddi tartışılıyor. Biz de gündemimizi alacağız elbette. Ama sırada ne var? Karar Gazetesi'nden. Ben dün bu haberi, bu soruşturma haberini duyduğumda biraz garipsedim, yalan olmasın. Bakın şimdi önce bir okuyalım. Montreux bildirisi hakkında iddianame hazırlandı. 103 amiral anayasal suç için anlaştı diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin Montreux ile ilgili bildiri yayınlanmasıyla ilgili açılan soruşturmada iddianameyi hazırladı. 103 ismin anayasal düzene karşı suç için anlaşmak suçunu işlediği öne sürüldü. Amiraller hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şimdi yapılan şey şu, bunlar emekli amiral. Hani görevde olan isimler olsa zaten bir suç, başka bir suçun konusu zannediyorum. O zaman darbeye teşebbüs vesaire tarzı bir şey olabilir. Şimdi burada bir metin var, hatalarla dolu bir metin. Doğrusu yanlış eğrisiyle herkesin siyasi anlamda oturup değerlendirileceği bir metin. Adam emekli amiral salonunda oturuyor, televizyon izlerken bir şeylere kızıyor. Ya olur mu böyle şey kardeşim diyor. Hatta orada herkesi de kızdıran bir fotoğraf karesi var biliyorsunuz. Bir tarikata gidip altında denizci kıyafeti, üstünde sarığını sarıp, şalvarını bilmem nesini, cübbesini takıp
ibadet görüntüsünü, fotoğrafını paylaşan bir amiral vardı. Bununla ilgili ya olur mu böyle denizci deyip kızıp bir imza atıp gönderen adam. 12 yıl. Gerçekten mi? Yani 12 yıl kimse konuşamaz. Yemin ediyorum söyleyeceklerimin yarısını söylemem bundan sonra. Hani savcılarımızın buna dikkat etmesi lazım. O manada söylüyorum. 12 yıl bir metin imzalandı diye. Anayasal neydi suçlama? Bir daha okuyalım. Ankara Cumhuriyet ne diyor? Anayasal suç için anlaştı. Bir garip ya. Bana biraz yani ceza açısından hani bir kınama verilmesi gereken bir noktada 12 yıl ofis cezası istenmesi çok riskli. İnsanlar konuşmaktan bu sefer korkar. 12 yıl çok enteresan bir ceza. Hakikaten ilk duyduğumda verdiğim tepki buydu. İsterseniz bir detaylarına bakalım biz de. Amerika emekli amiralleri Montreux bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı. Gözaltına alınmışlardı biliyorsunuz bu isimler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda amiraller bildirisi olarak bilinen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Soruşturma kapsamında 103 şüphelinin devletin güvenliğine ve veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 12'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Bazı şüphelilerin suça konu yazışmalarının dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendiği belirtildi diyor. Yani başka bir düzen, başka bir anlaşma, silah, bir askeri, burada kışkırtma vesaire bunlar başka bir suçun konusu olabilir. Ama 103 amirale bir bildiri yaptıkları için eğer bu ceza isteniyorsa 12 yıl biraz fazla gibi geliyor. En azından bu hissiyattayız efendim. Güney Kıbrıs Rum kesiminde kışkırtıcılar iş başında. Biliyorsunuz Papa ziyaret etti. Dün de burada bildirmiştik. Yunanistan'dan önce Güney Kıbrıs bölgesindeydi. Hatta Kuzey Kıbrıs'ın tüm davetlerine rağmen Papa kuzeye geçmedi. Güneyde kışkırtıcılar tabii Papa'nın bu ziyaretini kaçırmadı. Kışkırtmaya devam etti. Güney Kıbrıs Rum kesiminde camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Papa'nın ziyaretinin hemen ardından gerçekleşen saldırıya Türkiye'den çok sert tepki geldi. Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camisi kundaklanarak yakılmaya çalışıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı ama caminin girişi tamamen yandı. Halı ve kapıları zarar gördü. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Papa'nın Güney Kıbrıs ziyaretinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Saldırı Türkiye'de de yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. 6 tane bizim Güney Kıbrıs'ta camimiz var ve bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da saldırıyı Rum vandalizmi şeklinde tanımladı. Rum yönetiminin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleriyle provokasyonları devam ederken camilerimize yönelik saldırıların artması tesadüfi olamaz dedi. Biz
barış gölü olsun demeye devam edeceğiz. Kışkırtanlar istediklerini yapabilirler ama sonuçta bundan kimsenin karlı çıkmayacağını Rum siyasetçiler de oradaki politikacılar da bilmeli. Türkiye'de sonuçta yani eli armut toplamıyor değil mi? Eninde sonunda eğer bu gerginlik sırasında kendi haklarına tecavüz edildiğini anlarsa yapacağı işi yapacaktır. Ama tarihten ders almayınca tekrar üretmesi zannediyorum kaçınılmaz. Bugün ne dedik efendim? Bugün gıda alarmı dedik. Vatandaşın derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. En azından onların sözlerini aktarmaya çalışıyoruz. Aysu Hanım gıda alarmı manşetimizin altına yazmış. Günaydın Gökhan Bey diyor. Günaydın efendim. Gıda alarmı dediğiniz cidden alarmlık bir durum. Dün markete gittim. 5 kilogramlık yağ almaya fiyatlar uçmuş adeta. Market sahibi stokluyor, etiketle oynuyor. Evet dolar artıyor iyi de bizi de marketler böyle mağdur ediyor. Şimdi burada iki tane bakış açısı var. Hanımefendinin söylediklerinin sonuna kadar katılıyorum. Stokçuluk yapanlar ne tür ceza varsa verilsin. Cumhurbaşkanı'nın stokçuluk vurgusu zaten çok önemli. Ama bizi bu stokçuluk ortamına getiren ekonomik bakışı bir iyi irdelememiz lazım. Bakın hemen burada Hürriyet gazetesinde de var. Otoculardan bile, otogalerilerinden bile ne diyor? Otomotivde bile stokçular var diyor. Otomotivde verin arkadaşlar, aktaralım biraz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçulara uygulanan bu bir taraftan da motorlu taşıtlar vergisinde bir %21 beklentisi var ama ya otomotivde stokçuluk çok enteresan. Hani bir taraftan işte otoparkları kapatıldığı ifade ediliyor ve fiyatlar uçmuş durumda. Aslında 100 bin lira etmeyecek otomobiller bugün 400 bin liralar konuşuluyor. Ciddi bir kar var. Peki nereden kaynaklandı bu? Şu faiz döviz kıskacına sıkışıp kaldık ya bu dönem içerisinde 9 lira değil miydi bu dolar? 8 lira değil miydi? Bundan yerisini nasıl koyacağız abi? Böyle bir bakış açısı var. Şimdi gidiyorsunuz. Kardeşim daha geçen ay bu 100 bin liraydı. Sen bunu 100 bin aldın. Daha dolarlı yeni dolarlı döviz cephesindeki otomobil gelmedi ki. Ama abi onu yerisine nasıl koyacağız? Değil mi? Öyle bir durum var. Şimdi bu yağ meselesi ise tamamen farklı bir durum. Şimdi tamam zeytinyağı üretiliyor ama bunun paketlemesi, ama bunun taşınması, ama bunun marketteki masrafı vesairesi orada bir artış var. Orada hakikaten esnaf zor durumda olabilir. Ona iyi bakmak lazım. Hani stokçuluk vurgusu yapan için mutlaka cezalandırılsın ama bütün esnafı da hırsız gibi değerlendirmek bu da mantıksız. Bunu Aydın Ağoğlu'na soracağım. Bugün evin mağdurları için yayınımızda olacak ama kendisi en azından tüketici boyutuyla burada gerçekten bir stokçuluk mu var yoksa esnaf da zor durumda mı? İkisini de konuşacağız elbette. Hürriyet gazetesinden tek tuşla kurtuldu manşetini almıştık aslında. Ben araya böyle rejiyi de zorlamak için manşetler alıyorum. Tek tuşla kurtuldu diyor Hürriyet gazetesi. İsmail Güneş daha önce işkence edip cinsel saldırıda bulunduğu 3 çocuğunun annesi Ayşegül Geçim'i bu kez evini basıp tabancayla rehin aldı. Genç kadın ölümden Kadesin acil butonuyla kurtulmuş efendim. Önemli bir uygulama. Elbette ki bunun bir anlamı var bu Kades. Şimdi kadınların bir tuşa bastıkları zaman polis hemen görüyor, koştur koştur gelip o insanı kurtarıyor. Peki bu insanı eve kapatsak, bunlarla hiç uğraşmasak daha mantıklı olmaz mı? Yani yapacağız bunu. Bu kadınları sokaktan toplanmıyor mu? Bu ülkenin kadınlarının insan canının değeri yok mu? Kapansın. Eğer bir tehdit etti, herhangi bir girişimi var, psikolojik değerlendirmeden geçemedi. Ayağına kelepçeyi, elektronik kelepçeyi takacaksın, o evin içerisine oturtturacaksın. Bakalım yapabiliyor mu? Çıktığı zaman polis hemen kapısına gitsin. Eninde sonunda bu iş psikolojik tedaviden geçmeden bu adamların sokakta dolaşamıyor olması lazım. Başkalarının da dolaşamıyor olması lazım. İşte dolaşamaması gerekenlerle ilgili bir görüntü var şimdi sırada. Antalya'da iki kişi kaputun üzerine oturdu. Öndeki aracı ayaklarıyla itti. İstanbul'da ise video çekmek için arabanın sunroofundan sarkan kişi kameralara takıldı. Trafikteki akıl almaz görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. İlk görüntü Antalya'dan. Yakıtı biten bir aracı benzinliğe götürmek isteyenler ilginç ve tehlikeli bir yönteme başvurdu. İki kişi bir aracın kaputuna oturdu. Yakıtı biten araca ayaklarını dayadı.
o şekilde trafikte ilerledi. Yakıtı biten araçtaki kişi bu trajikomik yöntemi kayda aldı. İlik biri sormak her zaman zordur. Bu akıl almaz yöntem 7500 liralık ceza ile bitti. Bu görüntülerse İstanbul Sultan Gazi'den. Bir aracın videosunu çekmek isteyen magandalar şeritleri kapattı. Sol şeritteki aracın sunroofundan sarkan bir kişi cep telefonuyla aracın görüntülerini çekti. Bu tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti. Arkadaki sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu medyadaki ünlülük, sosyal medyadaki ünlü olma çabası nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bu arkadaşların eğitim durumunu da merak etmiyor değilim. Şimdi sırada Bursa'dan bir operasyon haberi var efendim. Polisler uyuşturucu kaçakçılarının ensesinde. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı. Zehir taciri böyle gözaltına alındı. Bursa'da polis zehir tacirlerinin peşindeydi. Uyuşturucu nakli yapılan bir araç tespit edildi. Ekipler peşine düştü. Takip edilen araç şehirler arası yolda önü kesilerek durduruldu. Sağa çek beyaz araç. Polis dur, polis. Aracın sürücüsü yere yatırılarak gözaltına alındı. Aracın bagajı uyuşturucu doluydu. 60 kiloya yakın uyuşturucu bulundu. R.Ö. isimli uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, yani uyuşturucuyla mücadelenin hiç ara verilmeden yapılıyor olması lazım. Çünkü gelen haberler gençlerimiz açısından hakikaten gözümüzü korkutuyor efendim. Sırada Antalya var. Antalya'dansa iki ayrı yangına bakacağız. Antalya'daki iki ayrı yangında tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Alevlerden kaçan bir kişi ikinci kattan atladı. Sadece insanlar değil, hayvanlar da çaresiz kaldı. Muratpaşa ilçesinde 250 yıllık tarihi metruk bina alevlere teslim oldu. Yangın anında içeride bulunan bir kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. 3 kişiydiler, 2 tane erkek vardı. Erkeğin ikisi o bir taraftan gitti, dışarıdan çıktı daha doğrusu. Bayan da oradan aşağıya atladı. Kadın hemen güvenli bir bölgeye alındı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yapmak istedi ama izin vermedi. Sırf o çantalar için yapıyoruz. Yattığınız alınayım. Çantalar olmadan hiçbir yere gitmiyor. Burada. Ekipleri uzun süre uğraştırdı. Feryatları tüm sokağa inletti. Zehra. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın nasıl çıktığını bilmiyorum kardeşim. Evet. Ben 3 aydır her gün 2 günde bir karakola gidiyorum. Evet. Burada kalanları şikayet ediyorum. Yakalıyorum karakola. Tam 4 gün önce burada ben adamları çıkarttım. Polisi teslim ettim. Özellikle böyle metruk evlerde yatağını yorganını alan bağımlı bağımsız kişiler geliyor burada, yatıyor, kalkıyor. Yine Muratpaşa ilçesinde bu kez 2 katlı iş anında yangın çıktı. İnsanların da yaşadığı binanın altında 9 tane dükkan vardı. Yoğun duman binayı kısa sürede etkisi altına aldı. Kimse kendi imkanıyla çıkamadı. Üst katlarda ikamet edenler itfaiyeyi beklerken korkuyu iliklerine kadar hissetti. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı. Önce çocukları aldı. Yaşadıkları panik yüzlerine yansımıştı.
Yangının söndürülmesiyle birlikte diğer bina sakinleri de tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen bir kadın hemen ambulansa alındı. Nefes almakta güçlük çeken kadına müdahale edildi. Binanın altındaki iş yerlerinden biri de pet shop'tu. İçeride bulunan hayvanlar iş yeri sahibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kuşlarını kurtarmak için verdikleri o mücadele hakikaten güzel. Güzel bir haber daha aktaralım. Hep de kötü şeylerden bahsetmeyeceğiz ya. Günü ışıtmaya çalışırken ki hala kapkaranlık. Şu saat uygulamasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum efendim. Çok mesaj geliyor. Bir iyilik hareketi, dağları aşan iyilik köprüsü diyor Sabah gazetesinin manşet haberi. Alperen Öğretmen. Alperen Öğretmen bir dağ köyünde kendi yaptıkları topla oynayan çocukları görünce iyilik hareketi başlattı. Onlarca minik kalbe dokundu. Aydın öğretmen Alperen Muammer Temiz, Batman Sason'a atanınca dağ köylerini ziyarete gitti. Karameşe köyünde çocukların plastik malzemelerden yaptıkları bir topla oynadıklarını gördü. Onlara birkaç futbol topu götüren Temiz, sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede yayıldı. Ülkenin dört bir yanından yardım yağmaya başladı. Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri yardım köprüsü kurmuş. Alperen öğretmeni buradan yürek dolusu, kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Oradaki çocuklara yapılan her yardım, her iyilik bu ülkenin geleceğine yapılmış bir iyiliktir efendim. Şimdi ne yazık ki iyilerden bahsetmek istiyoruz ama hep kötüler çıkıyor karşımıza. Kötülüğün adresi İstanbul. Önce takip, sonra taciz etti. Yaptığı yanına kalmadı. Polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olay geçtiğimiz hafta İstanbul'da Başakşehir metrosunda yaşandı. Hamile bir kadın metrodan çıkmış yürüyen merdivenlere doğru ilerliyordu. Hemen peşinde de tacizcisi vardı. Merdivene geldiğinde bir gölge gibi izlediği kadına elle tacizde bulundu. Durumu anlayan kadın tepki gösterdi. Tacizci hızla olay yerinden uzaklaştı. Ancak kadın pes etmedi. Bu kez o takibe başladı. Panikleyen adam ilk otobüse binerek kaçtı. Kadın soluğu karakolda aldı. Polis de işin peşini bırakmadı. Yaklaşık 30 kamerayı 40 saat boyunca titizlikle izledi. Çok geçmeden Emirye isimli şahsı yakaladı. İfadesinde taciz iddialarını kabul etti. Şeytana uydum diyerek kendini savundu. Ancak bu onu kurtarmadı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirye'nin evli ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sekiz aylık hamile bir kadını takip etmek. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum hakikaten. Yorum, bir şeyler söyleyeceğim ama herhalde canlı yayında söylenmemesi gereken şeyler olur. O yüzden susayım. Postayla devam edelim. Bir mucize. Biz iyilik hareketlerini, iyilik haberleri aktaralım. Mucizenin şarkısı diyor efendim Posta gazetesinde. 19 yaşında Chopin zehirlenmesi sonucu bitkisel hayata giren ve hafızası silinmiş olarak gözlerini açan Neslihan ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyordu. Annesinin elinde bir bebek şefkatiyle 20 yılda yeniden hayata döndü. İlk solo konserini verdi. Yıldızların altında şarkısını gururla seslendirmiş. Annelik hakikaten ayrı bir mucize durumu efendim. Helal olsun diyoruz bu hanımefendinin annesine de. Yine Esenyurt'tayız. İstanbul, Esenyurt ve olaylar. Bu kez bir düğün karışıyor efendim. Takı kavgası çıkmış. İki aile birbirine girdi. Gelin düğünü bıraktı, kavgayı ayırmaya koştu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bir düğün sırasında takı sebebiyle aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlendi, kavgaya dönüştü. Kavga salondan sokağa taştı. Öfkeli iki aile birbirine tekme tokat saldırdı.
Ortalık savaş alanına döndü. Polis arayın. Gelin aileleri ayırmak için araya girdi. Öfkeli kalabalığın gözü gelini dahi görmedi. Ya polisi arayın. Ya boz veriyor. Sana ne ya? Çevre sakinleri olayı şaşkınlıkla izledi. Hemen polis ekiplerine haber verildi. Talihsiz gelin gözyaşlarına hakim olamadı. Bir araca binerek düğünü terk etti. Ekipler aileleri güçlükle ayırdı. Kavgada yaralananlar hastaneye sevk edildi. Bugün geldiğimiz noktada altın fiyatlarının geldiği rakamları biliyoruz. Çeyrek altın 1200 küsürlerde, gramsa 700'lerde. Birazdan döviz cephesindeki gelişmelerle birlikte aktaracağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Altın bu kadar artarken bir takı kavgası çıkması da garanti olur herhalde. Efendim bizden bu saat dilimi için bu kadar. Bir kısacık ara. Çocuklar. Omikron çocukları nasıl etkiliyor? Aşılanmak gerekir mi? Türkiye'nin en önemli uzmanlarından bir tanesi karşımızda olacak. Biz de bu soruları tek tek ona soracağız. Lütfen izleyiniz. Günaydın canım Türkiye'm. Saatler 8.01'i gösterirken BBN Türkiye ekranlarında gün ışığındasınız. Ben Deniz Gökhan Kayış, ekip arkadaşlarımla birlikte 3 saatlik bir maratona hazırlandık. Bu maraton içerisinde gazetelerimiz var, sizden gelenler var. Manşetimiz gıda alarmı. Gıda alarmı konusunda herkesin bir tedirginlik yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir stokçuluk vurgusu var. Bu durumdan faydalanmaya çalışanlar vardır. Ve bunların engellenmesi şart. Bununla ilgili de cezalar artırılacak anladığımız kadarıyla. Ama bu stokçulara bu alanı oluşturan, bu bataklık ortamına neden olan, bu neden ne işte? Onun çözümü bulunmadan bu işi yasaklarla ötelemek çok da işe yaramayacak. Çünkü bir noktada zarar edeceğini anlayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir kısmını stokçulukla suçlayabiliriz çünkü bu noktada. Dolara sonuçta evet yurt dışından birileri oynuyor ve para kazanıyor olabilir ama Türkiye'de de ciddi anlamda iç piyasada gerçek kişilerin dolar aldığını biliyoruz. Bu istatistiklere yansıyan bir şey. Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki insanlara neden dolar alıyorsun diye bir suçlama yapılabilir mi? Çünkü vatandaş benim param eriyor demez mi? Türk TL'nin tarihindeki en değersiz günlerinin yaşandığına dair bilgileri ekonomi basınından, uzmanların anlatımından ifade edeceğiz, bu başlıkları vereceğiz. Ama dün biliyorsunuz önemli bir ismi Bengi Başer'i konuk etmiştik ve omikronu sormuştuk. Gelen başlıklardan bir tanesi bizi de tedirgin etti. Çocuklarda risk artıyor. Belki omikron bu pandeminin sonunu getirebilir durumu da var. Dünya Sağlık Örgütü'nden onu da duyduk ama çocuklarda tedirgin olmalı mıyız sorusuna dedim ki hemen hocamızı arayalım. Profesör Doktor Bülent Karada bizi kırmadı. Ama önce bir haberi alalım arkadaşlar. Karar Gazetesi'nden bir bu konuyla ilgili başlığı alalım. Karar Gazetesi'nde bir değerlendirme var. Kilolu çocuk için iki kat önlem şart diyor. Hemen bununla ilgili detayları bir aktaralım mı arkadaşlar? Karar Gazetesi'nde ben buradan buldum ve aktaralım. Türkiye salgınla mücadelede toplumsal bağışıklılık eşiğinden uzaklaşırken vakalarda risk grupları genişliyor. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunanlarla birlikte obez çocukların da risk grubunda bulunduğunu belirtti. Profesör Doktor Kurugöl, Türkiye'de kilolu çocuk sayısı çok fazla. Covid-19 kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor dedi. En büyük silahın aşı olduğunu belirten Kurugöl, maske ve mesafe kuralını da hatırlatmış. Şimdi hocamıza bir günaydın diyelim önce. Günaydınlar. Hocam bizim evde de bir İpek var. Sağ olsun iştahı da yerinde. Kilolu çocuklar deyince şimdi Ege Üniversitesi'nden böyle bir açıklamayı görünce tedirgin oldum. Olmalı mıyız?
aslında bu yeni bir bilgi değil. Yani Zafer Hoca'nın söylediği baştan beri hem erişkinde hem çocuklarda obezitenin ciddi bir risk faktörü olduğu biliniyordu. Ama biz çocuklarda vaka çok görmüyorduk. Yani evet. Şu son dönemde gerçekten hastanede yatan çocuklar da müthiş bir patlama yaşamış durumdayız. Öyle mi? Bunların arasında da evet çok arttı. Çünkü bu da doğal beklenen bir şey. Çünkü toplumda hangi kesimi aşılamadıysanız, hangi kesim aşılanmadıysa oraya kayacaktır. Bu sürpriz değil. O zaman aşı yapılması lazım ama aşı yok. Ne yapacağız? Kesinlikle bu konuda hızlıca karar alınıp bizim bu yaş grubu en azından dünyada da onaylanmış olan ilkokuldaki çocuklarımızın da aşılanması şart. Yani 6-11 yaş grubunun da aşılanması şart. Hani onlarda bir şey olmaz, hafif geçer diyoruz ama onların hastalık yükünü arttırdığını da biliyoruz bütün dünya verilerinde. Bu nedenle de açıkçası aşı şart diyorum yine. Peki hocam, yani totalde bir de zaten konuştuğumuz konuların arasında toplum bağışıklığına ulaşılması için hani %80 deniyor ya, çocukları aşılamadan bu oranlara ulaşmak mümkün mü toplumda? Bir, aslında toplum bağışıklığını hep konuşuyoruz ama yine bilmediğim, yani diğer hastalıklardan buraya çıkarım yaparak konuşuyoruz. Şimdi burada en önemli sıkıntı şu anda bizim hala bu rakamlar %70'ler, %80'ler çok bana inandırıcı gelmiyor. Neden? Yani dünya için de aynı şey. Türkiye için demedim. Çünkü sizin aşıyla aranızdaki süre, yani en son aşı yapıldığınız zamanla geçen süre de önemli. Şu anda onu bile net bilmiyoruz. Yani 3 ay mıdır, 6 ay mıdır, 9 ay mıdır? Nitekim bakın, normalde aşılamanın olduğu yerde birdenbire bıçak gibi kesilirken, kesilmesi beklenirken ne yazık ki hala aşılamanın yoğun olduğunu bildiğimiz ülkelerde de hastalıkların aynı hızda devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii aşılanmamış gruplar burada önemli ama süre de çok önemli. Yani bir insan şu anda bizim izleyicilerimizden Mart ve Nisan ayında aşılanmış olanların artık koruyuculuğu kalmamış diyebiliriz. Evet. Tabii bunlar hiç aşılanmamış gibi olmuyor. Mutlaka bir şeyler var ama yine de yeterli koruyuculuk olmuyor. Yani aşıyla geçen süreye de dikkat çekip orayı da arttırmamız lazım. O zaman bir toplum bağışıklığı söz konusu. Yoksa kızamık gibi bir kere aşı yaptık, iki kere aşı yaptık, iş bitti diyemeyeceğiz. Peki neden diyemiyoruz hocam? Kızamık gibi bir aşı bir gün bu olay içinde karşımıza çıkar mı, çıkacak mı? Yani yaptırdım, kurtuldum. Bu tabii virüsün bir özelliğinden kaynaklanan bir şey. Şu anda kimse net rakam bilemiyor. İlk başta aşı diye beklerken umudumuz o yöndeydi. Yani aşı olduktan sonra artık biz bu hastalığı bitiririz. Ama korona bize zamanla birlikte birçok gerçeği de acı da olsa öğretiyor. Yani koronavirüs için bunun geçerli, yani influenza'da olduğu gibi koronavirüs için bunun geçerli olmadığını gördük. Yani belli zamanlarla tekrarlanacak. Ha yani belki bu işte omikron gibi yeni mutantlarla aşının etkinliğinin daha çok olacağını veya aşının etkinliğinin kalmayıp yeni aşıya ihtiyacımız olduğunu da öğreneceğiz. O yüzden de hani bilim dünyası ve bütün dünya hep birlikte büyük bir sınavdan geçiyoruz. Ne olduğunu bilemediğimiz değişiklikler, bunlara karşı hemen bir aksiyon alıp nedir bu omikron mesela, nedir? İşte omikron çocukları daha çok etkileniyor diyor. Ben soracaktım ama siz açtınız, oradan bir devam edelim. Omikron gerçekten çocukları daha fazla etkiliyor mu? Şu anda çok kısıtlı veri var. Yani daha tanımlanalı düşünün, dünyada o kadar hızlı gelişiyor ki işler. Güney Afrika'da, Botswana'da tanımlanalı bir ay bile olmadı ama bütün dünya omikron konuşur halde. Üstelik de resmi rakamlara bakılırsa Türkiye'de yok diyoruz. Hani, evet. Bu arada Tunus'ta ilk bakanın bizden giden bir hasta olduğunu söylüyor. O da öyle ilginç mi? Tabii. Güzel. Yani ilk başta da. Bizde yok, biz göndermişiz hani, oraya. Gerçi havalandan geçmiş, hani transit geçmiş ama. Ama hani çevremizdeki ülkeler arttıkça yine Covid'de olduğu gibi bizde yok, çevrede var senaryosu olabilir. Mutlaka çok hızlı yayılıyorsa eğer, evet. Şu anda Türkiye'de de olması yok. Muhtemel. Evet. Vakalara gelince, yani dünyada da aslında çok sınırlı. Bir tek Güney Afrika'nın biraz verileri daha şey. Şu anda bile Güney Afrika'da hakim olan virüs omikron değil daha. Ama yayılma hızına bakılırsa Delta'dan çok daha hızlı yayılıyor ve hem yetkin kurumların
tahmini bahar ayında hakim virüs haline gelecek şeklinde. Bundan dünyada kaçış yok galiba pek. Muhtemelen. Yani biz nasıl klasik tedbirler alıyoruz, sınırları kapatıyoruz, uçuşları yasaklıyoruz. Ama bunları da aslında bazı şeylerden de ders almak lazım. Yani kapanma çözüm olmadı. Sınırları kapatmak çözüm olmadı. Evet. Çin bile bunun üstesinde milyonluk şehirleri, 10 milyonluk şehirleri kapattılar. Ama yine de bitmiş değil. Çünkü burada dünya aslında artık bir küçük bir köy haline geldiğini kabul etmeli. Hep birlikte mücadele etmeli. Sınırını kapatarak bir ülkenin kendini savunması bu işte yeterli değil. Yayılacak, bize de gelecek. Ama şu anda herkesin heyecanla beklediği, bazı bilim insanları çok feci, hani aşı etkili olmayacak ve tamamen krize gireceğiz diye korkarken, bazı yetkililerse ya bu bizim kurtuluşumuz olabilir diyor. Ben her zaman optimist olma taraftarı olarak normalde seyir olarak baktığımızda zaten bizi böyle bir şey kurtaracak. Yani bizi bu virüsün sonu, yani birdenbire bu virüs yok olmayacak. Yani COVID bizim hayatımızda artık yerini aldı. Ne zaman rahat edeceğiz? COVID artık bizim onu tetkik etmemizi gerektirmeyecek düzeyde seyrederse. Yani dün ve önceki gün bütün dünya basınında şey yer aldı. İşte Güney Afrikalı doktor açıklamada bulunuyor. Çok özel bulgularla geliyorlar diye. Çok özel bulgu dediği boğazda kaşıntı. Şimdi yani güzel bir gelişme aslında. Söylediği şey o değil mi? Çok. Dünya yani Sağlık Örgütü de henüz omikrondan ölen kimse yok diye bir değerlendirme yapmış. Bu da umutlandırdı zannediyorum hocam. Bunlar için çok erken. Yani bir yandan hem eleştiriyoruz çok erken bir yorumda bulunmayın çok diye. Çok da hayallenmeyelim, anladım. Şimdi şöyle, bir yandan Dünya Sağlık Teşkilatı ya da Dünya Sağlık Teşkilatı diyeyim, bazı yetkililer diyor ki bittik. Yani Amerika'da özellikle hemen bir omikron çok hızlı yayılacak. Güney Afrika'dan kapatalım sınırları. O zaman niye kapattık? Hani ölüm yoksa tamam işte, aslında biz hemen hızlıca Türkiye'ye omikronu sokmalıyız eğer böyleyse. Değil mi? Hani bakıldığı zaman acaba mı diye benim de aklımdan geçiyor ama aşılı şu anda dediğiniz gibi tam olarak ne olduğu belli olmadığı için aşılar eğer boşa çıkarsa bunca yapılan aşı hakikaten öyle bir tedirginlik oldu galiba önce ama daha hafif geçirmesi bilgisi geldiği zaman da insanlar da bu kez de bir rahatlamaya yol açtı. Yani burada bir bıçak sırtı durum var. Ne fazla rahatlamalıyız ne de moralimizi bozmalıyız zannediyorum. Aynen, yani çok büyük beklentilere girmemek lazım. Hani bu bizim bir takım tahminlerimiz olabilir. Yani benim tahminim de şu andaki verilere bakılırsa en azından Güney Afrika'nın açıklamaları var. Henüz kaybettiğimiz hasta yok diye. Evet. Dünyada da öyle. Hastanelerde bir yoğun birikim yok. O da avantajlı bir şey. Ama bir yandan da Güney Afrika'da hasta sayısı artıyor. Hani omikron oranı yüksek değil diyoruz da ne kadarına bakıyoruz. Yani Türkiye'de mesela kaç kişi de saptadığımız her gün 20 bine yakın hastamızın kaçında varyantı tespit etmek için araştırma yapılıyor. Evet. Mesela bu verilere ihtiyacımız var. Anladım. Eğer ben 20 binde 2 bine bakıyorsam Türkiye için bir fikrim olur ama 20 binde ben her gün 200 hastaya bakıyorsam %1'ine, 1000'de 1'ine o zaman var mı yok mu çok zor söylemek. Anladım. Peki bu çocuklardaki artışı neye bağlıyorsunuz? Delta'nın ardından mı şey oldu hocam? Bir de ne kadar bir çocuktan bahsediyoruz? Yani yoğun bakımlarda mı yatıyorlar? Durumları ne? Vefat edenler var mı? Tabii hasta sayısı artınca, yatan hasta sayısı, yoğun bakımdaki hasta sayısı da artmaya başladı. Ve tek tük de olsa yine hani kayıplar yaşanmaya başlandı. Evet. O yüzden bu da, yani hasta yükü arttıkça normal. Hani bunda okul sorumlu tutulabilir tabii ki, okullar açık, okullar kapansın diye şu anda bir kampanya yürüten gruplar da gördüm. Ama bu çözüm değil. Onu soracaktım yani ben de sonuçta size. Şöyle bir gerçek bir örnek üzerinden ben size söyleyeyim, isterseniz onun üzerinden bize bir herkesin anlayacağı bir şekilde tarif etmiş olalım. Şimdi bizim kızın okulunda, biz onun sınıfında değil ama bir başka sınıfta bir tane COVID pozitif Cuma akşamı tespit edilmiş. Şimdi çocuk bugün tiyatroya gidecek, heyecanla dünden beri hazırlanıyor. Şimdi biz bu çocuğu okula gönderelim mi, göndermeyelim mi? Ailelere ne tavsiye edersiniz? Zaten hani bu soruyu %100
cevaplayacak veriyi bulan bilim adamı Nobel'i alacak. Güzel. Çünkü şu anda ne yapıyoruz? Hep teorik olarak riskleri ortaya koyarak en azından bildiğimiz kadarıyla konuşuyoruz. Şimdi komşu sınıftaki bir çocukta saptanmış olan COVID'in bizim için bir sakıncası yok gibi görünüyor. O yüzden tiyatrosuna gitsin bir. Evet. İkincisi zaten en büyük problemimiz şu anda hani omikron Türkiye'de yok diyoruz ama yani Türkiye'de şu anda seyreden virüsün genel tablosuna baktığımızda hafif aslında. Yani ben hala orada çözemediğim nokta şu, ya biz yine şu anda ciddi oranda düşük hasta bildiriyoruz. Yani anladım. Bu 20 bin değil, belki de 100 bin şu anda günde. Evet. Biz onu 20 bin gibi görüyoruz. Çünkü ölüm sayıları, kayıp sayıları hala 200'lerde, 190'larda, 180'e düştüğü zaman seviniyoruz. Yani evet. Hani uçak düştü de bir ne kişi kurtulduysa seviniyoruz. Evet. Şimdi klinisyen olarak, doktor olarak bizim görüşümüz daha ağır geçmiyor. Ama Türkiye'de salgının en tepe oranda gittiği zamanda bile 200'de 1'di kayıplarımız. Hı hı. Şu anda %1'leri zorluyor. O zaman iki olasılık var. Ya Türkiye'de gerçekten hastalığın şiddeti arttı ki bunu söyleyen, bunu gözlemlediğini söyleyen anladım. Kimseyi görmedim. Ya da sayıları düşük veriyoruz. Anladım. Yani 350 bin test yerine 3 milyon test yapılsa ortaya çıkacak bir durumdan bahsediyoruz zannediyorum o zaman. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi omikronda da bu sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Yani sıkıntı derken işte normalleşme. Evet. Omikronda mesela ben boğazım kaşınıyorsa, hı hı, şimdi gidip PCR yaptırmalı mıyım? Evet. Çok karışacak bir PCR, ortalık. Mesela Gökhan Kayış sabahleyin boğazı kaşındı. Genelde PCR kaşınır. PCR yaptırırız. Alerjik olduğu için kaşınır. Alerjik rinitler de arttı, şikayetler de arttı. Normal infeksiyon. Diğer virüsler ayaklandı bu arada. Hmm. Yani bütün virüsler biz de varız diye. Şu anda ortalık evet. Panayır gibi. Yani hastanelere, acillere gitti. Çocuklar tedirgin ediyor hocam ya. Özellikle hani hakikaten bir yerden sonra aşıyı yaptırdık biz. Kendimizi korumaya aldık, çocukları korumaya almamışız gibi hissediyorum. O açıdan en azından bir tedirginliğim var. Sağlık Bakanlığı'na belki buradan seslenmiş olalım. Şu çocuklarla ilgili aşı süreci de ne zaman en azından isteyen veliler yaptırsın kardeşim. Yani imkanı verin. Eğer Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Sağlık Örgütü de zannediyorum buna izin verdi. Dünyanın pek çok yerinde uygulanıyor. Peki hocam aşı. En son onunla toparlayalım isterseniz. Aşı %75'lerde diye ne yazık ki diye bir de Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Siz ne tavsiye edersiniz aşı konusunda? Ki burada hangi yaş grubu dahil ediliyor onu da emin değilim. Yani 18 yaş üstü grubu konuşuluyor. 18 yaş altında ciddi bir daha sıkıntı var. Dünya rakamlarında ise hep insan ülkeler bütün toplumu sunarak bu oranı veriyorlar. O yüzden bizde çok daha düşük. Evet. Bir de işte bu oranın içinde demin söylediğim çok ciddi. Sadece iki Sinovac'ı başta yaptırmış, daha sonra yaptırmamış bir sürü insanımız var. Daha ikinci dozdayız. Üçüncü doza geçmedik bile yani. Kesinlikle ve kesinlikle aşı zamanlarımızı ihmal etmeyelim. En azından şu anda büyük bir imkan, yani size aşı olma imkanı sunulduysa, zamanınızın geldiği konusunda bir mesaj geldiyse ihmal etmeden yaptırın. Çocuklar tamam, ağır geçirmiyorlar diyorduk. Yavaş yavaş ağır geçiren çocukları da görüyoruz ne yazık ki. Yani biz hiç COVID'de çocuk yatırmıyorken, çok az, yani gerçekten çok az yatırıyorken, şimdi bütün hastanelerde COVID'li çocuklar yatıyor. Ve bunlarda da demin başta söylediğimiz obez çocuklarda, özellikle obez ergenlik dönemindeki çocuklarda daha sıkıntılı geçebiliyor hastalık. Hangi yaş grubu daha fazla hocam yatanlarda? 11-18 yaş grubu daha çok. Daha küçük çocuklar daha rahat geçiriyor. Ama burada esas çocukların aşılaması bu, ama bir yandan da bizim aşı yaptırdığımızı sandığımız, bizi koruduğunu sandığımız durumlarda hala virüsle karşılaştığımızda hasta olma ihtimalimiz var. O yüzden çocukları, diğer büyükleri korumak için aşılamamız şart. Yani dünya da bunun için yapıyor. Yani kar zarar oranına bakıldığı zaman Türkiye'de bugün 200 kaybettiğimiz canın kıymeti yok. O yüzden aşının maliyetinin düşürüldüğünü sanmıyorum. Stratejik olarak da Türkiye'de bu konuda başarılı bir savaş verdi. Evet. Bu savaşın da devamı ayağında bizim de bir an önce 5-11 yaş grubuna da aşıyı indirmemiz. Daha sonra FDA onayladığında
daha küçük yaş grubundaki çocuklarımızı da aşılamamız şart. Amerika'da başladı. FDA onaylamadı mı hocam çocuklarda? Ben yanlış mı hatırlıyorum onu? FDA onayladı. Hatta onaylayalı bir buçuk ayı geçti. Zaten onayından sonra hemen başladı. Başladı yani orada. Yani FDA onayı var şu anda. Yani benim bilemiyorum tabii. Sonuçta çocuklarda gerçekten hani bütün testler yapılsın diye bekleyenler olabilir. Ona bir şey diyemem. Sonuçta herkes kendi çocuğunun kararını kendisi verecek. Ama yaptırmak isteyenler için de eğer incelemeler yapılıyorsa tamamlansın, eğer izin verilecekse verilsin diye düşünüyorum. Çünkü tedirgin oluyoruz evlatlarımız için. Okula gönderiyoruz. Hani insan kendi hayatından mesul olur, ölürsün, kalırsın, sen bilirsin. Orada bir yerden sonra aşı yaptırmayanlara bir şey diyemiyorum. Aslında yaptırsalar da bütün toplum kurtulsa daha iyi ama çocuklar için kararı ebeveynler, bırakın ebeveynler karar versin. Benim düşüncem en azından o. Bir tavsiyeniz varsa alayım, onun da tamamlayalım isterseniz hocam, çocuklar için özellikle. Kesinlikle size katılıyorum. Bu aşamada zaten zorunlu değil aşı ama isteyen anne babaların aşıya ulaşmasını sağlamak lazım. Hatta sadece bu kadar pasif bir izin değil, bu konuda kampanya yapmak lazım. Yani evet, çocuklarımızı aşılayalım diye. Çünkü bugün düşünün, ilkokuldaki 3. sınıftaki bir çocuğun COVID olması demek, oradaki eğitim sisteminin tamamen aksaması, öğretmenin okulun yeni aksiyon almasına bir taraftan da okulları oluyor, kapatalım diye kampanya yapıyorlar. Yani ben bazen akıl tutulması diyorum, ben artık kafam karıştı bu işte. Kesinlikle. Ama bir de şunu düşünün, bir sınıfı kapattığınız zaman çalışan anne baba çocuklarına bakacak kimse var mı yok mu, yani nasıl oluyor, anne okul baba ya da okula ya işine gidemiyor evet, mu bunları evet, da düşünmek lazım. Hani evet, iş gücü kaybı hep baştan beri çok düşünüldü, o zaman şimdi de bunu düşünmek şart. Ben yine aynı şekilde aşı şart. Şu anda omikron için de gerçekten panik olmasın herkes ya da çok sevinmesin. Sanki sevineceğiz gibi geliyor bana ama İnşallah. Yani sadece benim görüşüm. Dualarımız ben o yönde. Ben de çok yanıldım bu pandemide. O siz hastalık artık da atlattınız, aşı da oldunuz. Bu süreçte en çok uğraşanlardan, doktorlarımızdan birisisiniz. Geçmiş olsun bu arada bir kez daha. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki. Sizlere de çok çok iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Şimdi Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Bülent hocamız, çocuklarla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Kistik fibrozis denilen bir illet var. Çocukların başına bela, akciğerlerinde peyda olan bir hastalık. Bununla ilgili Türkiye'de bilim yapan önemli insanlarımızdan bir tanesi katıldı, şeref verdi. Aşı yaptırın diyor. Yani sonuçta bilim insanlarını dinliyoruz dedik ya. Bu adamın yani ne aşıyla alakalı var. Bütün ömrünü çocuklar ve bilime adamış bir insan, bir bilim insanı. Bizim göstergemiz bu insanlar. Bunların söyledikleri. Evlatlarımızı da kurtarmak istiyoruz. Yani bugün ben tedirgin olarak çocuğumu okula gönderiyorsam burada bir tıkanıklık var demektir. Eğer bütün dünya çocuklarını aşılamaya başladıysa isteyen yaptırmasın. Biz de değerlendirmemizi yapalım, izin verin, müsaade edin, biz yaptıralım değil mi? Yani hayır yaptıramazsın, o da bir haksızlık olmuyor ama bir yerde. En azından bakın çocukların yoğun bakım sürecinin arttığına dair Türkiye'nin en önemli otoritelerinden birisinin ağzından çıkan cümleleri dinlediniz. Hayatını kaybedenler var diyor. Obezite zaten Türkiye'de çocuklar arasında çok yüksek oranlarda görünen bir şey. Ve bu bir risk getiriyor. Lütfen bu konuyla ilgili aydınlanmak istiyoruz. Az önce ifade ettiğimiz 354 bin test var ya, işte bu belki de 3,5 milyon test yapılsa şuradaki 20 binin 200 bin vaka olduğunu görebileceksiniz. Burada zaten genellikle şu söylendi bilim dünyasında. Aslında bu açıklanan vaka sayısının hep 10 katı var. Aramızda dolaşıyorlar. Hissettirmeden geçiriyorlar. Şükür ki çoğu böyle atlatıyor. Tabii ki bunun için ayıflanmayacağız. Ama şu hayatını kaybeden 187 kişi var ya, az önce hocamız da söyledi. Uçak düşmüş, 200 kişi, 13 kişiyi kurtarmışız. Sevindiğimiz noktaya bakar mısınız? Her gün Türkiye'de bir uçak düşüyor. 200'ün altındaki her kurtuluş için sevinir hale geliyoruz. Ve bu hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun aşı sürecini tamamlamayan, bakın iki yaptırdığınız iki aşıya artık güvenmeyin diyor bilim otoriteleri. Çünkü bir noktadan sonra artık koruyuculuğu kalmadı. 25 bin kişi iyileşmiş, en azından 5 bin kişinin şu vaka sayısından düştüğünü görmek de bizi mutlu ediyor. Şu mavi oranlara da hiç aldanmayın. 18 yaş üstü, 2 doz vesaire. Daha 3 dozlar, hepsi güme gitmiş durumda. Aman dikkat edin diyelim efendim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kısa bir araya ihtiyacımız var. Hemen o aranın ardından ekonomiye bakacağız.
Günaydın canım Türkiye'm. Gıda alarmı diyoruz. 7 Aralık tarihinde Salı gününün gün ışığında başlığımız gıda alarmı. Arkadaşlar paylaştı. Bütün sosyal medya hesaplarından bu başlığımızı açtık. Mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi ekonomi diyeceğiz. Ekonomide birkaç başlık dikkat çekici. Tabii ki aslında bir numaralı gündem maddesi olması gereken şey asgari ücret. Bugün Türk İş cephesinde toplantı var. Türk İş'e konuk olacaklar. Hangi taraflar? Bakanlık ve artık ezberledik komisyonun üyesi TİSK. Yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. İşveren de mağdur edilmesin cümlesi var. İşveren de mağdur edilmesin de hakikaten işçinin durumu çok kötü. Eğer değil diyen varsa böyle bir baba yiğit gelsin şurada beraber konuşalım. İşçinin nefes alması lazım. İşçi dediğiniz başka ülkenin, coğrafyanın çocukları değil. Bizim çocuklarımız. Bu ülkenin insanları. 2800 lirayla ne diyoruz şimdi? Gıda alarmı diyoruz. Niye diyoruz bunu? Vatandaş markete gidiyor bakıyor 5 litrelik yağ olmuş 140 lira. Ha, stokçuluk var mı? Belki birileri bunu yapıyordur. Ama bu bataklığın kurutulması lazım. Otomotivde inanılmaz bir artış var. Peki neden? Ben dün galerilerin önünden geçerken bakıyorum. Adam bir de utanmadan sıfır otomobil diye ikinci el galerinin önüne araba koymuş. Hem de bir tane de değil. Ya arkadaş sen madem sıfır otomobil var bu piyasada, kim nasıl aldı? Bu ikinci el otomobil satması gereken galeriler bu arabaları onun önüne nasıl koydu? Peki oradan hiçbir bir vergi memuru geçmiyor ya bu yolun önünden? Bu galerinin önünden ya bu stokçuluğu takip etmesi gereken bir Allah'ın kulu, bir devlet memuru, bir bürokrat geçmiyor mu? Hiç görülmüyor mu bu? Peki buna neden müsaade ediliyor? Piyasa neden bu batakçılığın, bu stokçuluğun tesirinde insanlar ezdiriliyor? Bunu ben görüyorsam, ki normalde gece mesaisi yaptığım için gündüzü genelde evde televizyon karşısında falan haber peşinde geçiren bir insan, 100 yılda bir çıkmışken orada ben bunu görüyorsam devletin görmemesi mümkün mü? Görülüyor. Peki önlem, büyük cezalar geliyor deniyor, inşallah diyelim, bakalım efendim. Ama şunu da yapmayalım, esnafı sürekli eleştirerek ya sonuçta bunun paketlemesi var, taşıması var. Bu işin uzmanına soracağız. Birazdan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu burada olacak. Evin mağdurları, otomobil alacağım, ev alacağım rüyasıyla paralarını kaptırıp hala TMSF'den tahsil edemedikleri için bas bas bağıranlar var. Bir tanesini buraya getireceğiz, stüdyoda derdini anlatacak. Karşımızda da Aydın Ağoğlu var. Ona da soracağız bunu. Esnaf hakikaten sadece stokçuluk mu yapıyor yoksa tedarikte sıkıntı mı var? Soracağız. Ekonomide bir diğer madde gözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarında. Merkez Bankası Türkiye ile alakalı bu enflasyon geçici dese de Amerika'da tedirginlik var. Enflasyon rakamlarına uygun bir fiyatlamayı göreceğiz efendim. Faiz kararları da elbette ki ona göre alınacak. Gelelim önce trafik. Çok konuştuk, trafiği unuttuk. Gelsin trafik, aktaralım. İstanbul'dan bir, evet, en sonunda Anadolu yakasında en azından gün aydınlanmış. Göztepe sapağında bu noktada bir sıkışıklık var. Burayı geçtikten sonra Avrasya Tüneli'ne doğru bir rahatlama gerçekleşiyor. Hemen haritaya da bakarak bunu aktarabiliriz. Bakalım, saat 8.32'yi gösterirken %62'lik bir trafik var. Zor ya, yani İstanbul'da yaşamak zor. Dün bir taksiye zorla, tabii bulabilirseniz binebiliyorsunuz. Bindiğimiz taksici oflayarak puflayarak bir 20 dakikalık yol gitti. Adam çileden çıkmış durumda. Taksicilerin de durumu çok zor ama vatandaşın da durumu çok zor. İstanbul trafiğinde gördüğünüz gibi hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında artık tarif edilecek pek bir şey yok. Bu Dudullu sapağını görebiliyor musunuz arkadaşlar? O trafik kazası kalkmış mı acaba? Orada bir bayrak görüyorum ama. Şu anda aktaramıyoruz. Aktardığımız çalışma var. Evet, o noktada bir çalışma varmış. Dudullu sapağından kaçabilen kaçsın, alternatif güzergahlara gitsin diyerek dövize bakalım isterseniz. Evet, dövizde son rakamlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gitti. Katar'daki süreçle ilgili de elbette ki Türkiye'yi de rencide eden sorular ve cevaplar geldi. O süreçte başka bir hikaye ama doların gidişi hep gördüğünüz gibi yukarı yönlü. Borsa İstanbul'da da yine dün 1900'ler civarındaydı. Borsa İstanbul'un yükselme azmi ve kararlılığı var ama sonuçta herkesin gözü şu rakamda. 13 lira 81 kuruşluk bir dolardan bahsediyoruz. Hep şu konuşuluyor. Dün de notlarımı almıştım. Kasım ayında bütçe görüşmeleri, hatta daha öncesinden yazılıyor, çiziliyor. Dün yanlış hatırlamıyorsam
1 trilyon 750 milyar ya şimdi bizim bütçemiz. Bu iş yazılmaya başlandığında bunun dolar karşılığı 170-180 milyar dolarlardaydı. Bugün gelinen noktadaysa 130 milyara düştü. Yani giderek eriyen, dolar karşısında eriyen bir Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden bahsediyoruz. Ve bu tabii ki hepimizi etkiliyor efendim. Euro. Euro da 15 lira 62 kuruşluk bir rakam söz konusu. Gram altın az önce gördünüz. Vatandaşın artık altın için kavga ettiğini düğünlerde 789 liralık bir rakam var ki kim alabilir, kim takabilir düğün mevsiminde gerçekten anlamak çok zor. Yatırım aracı olaraksa ciddi anlamda prim yaptı. Evet, bütçe, daha doğrusu döviz cephesindeki durum bu. Dünyayla yolumuza devam edelim ekonomi bloğunda. Şimdi burada bugünün aslında ana gündem maddesini biz gıda alarmı dedik. Dünya Gazetesi'nin manşetinden de faydalandık. Biraz kopya çektiğimizi kabul edelim. Ama asıl konu şu, faiz indirimi devam edecek mi, etmeyecek mi? Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcıya başka bir şey, yabancı yatırımcıya başka bir şey mi söylüyor? İki tane başlık aktaracağım şimdi. Önce şu manşete bir bakalım. Tarlada alarm, gübre krizi gıdayı vuracak diyor. Yani bunun stokçulukla çok da alakası var mı? İşte bu noktada ayrılıyor. Stokçular vardır ama bu noktada fiyatların yükseldiğini göreceğiz. Fiyatlardaki artışın 4 katına ulaşması gübre kullanımını şimdiden yarı yarıya azalttı. Üretici temsilcileri özellikle tahılda ciddi rekolte kayıpları yaşanacağı uyarısını yapıyor. Dünyada yaşanan gübre krizi Türkiye'de tarımsal üretimi tehdit ediyor. Dışa bağımlı yapı nedeniyle hem ürün hem de kur kaynaklı artışlar gübre kullanımını sınırlandırıyor. Bakın hangi ürünlerde sıkıntı yaşanacak? Özellikle burada kuru tarım yapılan alanlarda buğday ve arpa yerine daha az gübre isteyen mercimek ve nohut ekimine yöneliyor. 80'lerde bir tartışma vardı. Et bulamıyorsanız mercimek yiyin diye, ama bugün mercimek de sıkıntıya düşebilir. Mesela Şanlıurfa'dan bir çiftçi Hikmet İpar demiş ki, çiftçi borçlanarak ekim yapıyor. Buğday ekimi azaldı, mercimek ve nohuta kayış oldu. Diyarbakır'dan kuru alanda buğday ve arpa ekimi azaldı. Sulu tarımda 40 kilo gübre kullanan çiftçi bu yıl 20 kilo kullanabildi. Bunun sonucu ne olacak? Daha az ürün elde edilecek ve sonuçta piyasalarda fiyatlama artacak. Bu da ne demek? Gıdada alarm var. Sizin için gıda alarmı ne demek? Lütfen yazın, aktaralım. Evet. Sıradaki haberle bir devam edelim. Aktaracağımız köşe yazıları var. Özellikle bu faiz indirimi. Bütün gözler bu ay o kadar çok ekonomik veri var. O kadar çok ekonomik veri tartışılıyor ki. Enflasyon oranları, asgari ücret, memurlara yapılacak olan zam. Bakın üst üste saysam bile bütün toplumu ilgilendiren başlıklar. Şimdi memurlarla ilgili olana bakacağız. Bakanlık ve memursen masaya oturmaya hazırlanıyor. Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapmak konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Hükümetle memursen memurlara Ocak ayında ek zam için mutabakat sağladı. Taraflar asgari ücretin belirlenmesinin ardından masaya oturacak. Asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokolle alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkla bir araya gelmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olur inşallah diyorum. Memursen Başkanlar Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede toplu sözleşmeye konulan ek gösterge ve sözleşmeli memurlar konusunun yanı sıra ek zam da gündeme geldi. Memurlar toplu sözleşmeye ek olarak zam talep etti. Bir ek protokolle kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi Sayın Bakan'la paylaştık. Doktorlara yönelik düzenlemenin toplu sözleşme kapsamında ve tüm kamu çalışanlarını içine alacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Tekil düzenlemeler her zaman kamuda çalışma barışını bozmuş ve işin içinden çıkılmaz hale getirdiği gibi katılımcı demokrasiyi de, sosyal paydaşları da, toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar asgari ücretin ardından gündeme alınacak. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı'yla gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız.
EYT'lilerden mesaj bombardımanı var, aktardık. Elimizden geldiğince aktarmaya da devam edeceğiz. Bu güzel mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Görevimiz elbette aktarmak. Şimdi bir enflasyon mücadelesi konuşuluyor. İşte faiz mi neden, enflasyon mu sonuç vesaire derken yumurta ve tavuk ilişkisinden yola çıktığımız bir ekonomi modellemesiyle ekonomistlerin ayır yapmayın çıkışları da vardı. Döviz cephesinde gelen sonuç ne oldu? Bir taraftan şimdi market kasalarını konuşuyoruz, rafları konuşuyoruz. Bu bataklığın oluşturulduğu süreç içerisinde yapmayın vurgusu bugün geldiğimiz noktada iki ayrı başlıkla aslında dikkat çekiyor. Karar Gazetesi, yabancıya faiz düşmeyecek sözü. Birazdan aktaracağım. Ama önce bir dünya enflasyonu içerisinde dün biraz da aktarmıştık aslında sevgili Emre ile birlikte dış blok içerisinde aktarmıştık. Ama şöyle bir alt alta dizelim bakalım bu sıralamada neredeyiz bir göstermek istedim. Kasım 21 enflasyonumuzla birlikte biliyorsunuz 3,5 puanlık bir artış oldu. Hakikaten bazı ülkelerin bir yıllık enflasyona tekabül eder bu. Ama Venezuela'daki 1575'lik faizle bu sıralamaya 11. sıradan giren Türkiye herhalde şurayı hedefliyor olamaz. Avrupa Birliği standartları içerisine düşüldüğü zaman aslında birinciyiz. Tabii aslında şunu da düşüneceğiz. Türkiye'nin enflasyonu 21-31 mi yoksa 50'ler civarında mı? Biliyorsunuz dün iki ayrı enflasyondan bahsettik. ENAG enflasyonuna göre 58'iz. O zaman 6.lığa çıkarız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırma İstanbul enflasyonuna göre %50'lerdeyiz. O zaman da 8. oluyoruz. Ama toplamda Sudan'a geçmişiz, Lübnan'a geçmişiz, Suriye, bakın Surinam, Zimbabwe, Arjantin, İran, Etiyopya, Angola, Türkiye. Gelişmekte olan ülkeler ve büyük krizlerle boğuşan ülkelerle aynı listede G20'ye katılan, gelişmiş 20 ekonomi arasında olan Türkiye'nin enflasyonu. Burada bir de doğru olup olmadığı tartışmalı. TÜİK'e eğer doğru diyebilen TÜİK çalışanları ne diyor ben de merak ediyorum açıkçası. Ona da bir bakmak lazım. Şimdi gelelim şu faiz indirimi devam edecek mi? Bu enflasyonist baskı içerisinde faiz artırılır mı diye konuşanlar da var. Bu arada muhalefet cephesinden bırakın indirim yapmayı. Faiz artırımı gelebilir diyenler de var. Ama biz uzmanları bir dinleyelim. Alaaddin Aktaş diyor ki, faizde kredit suisin duyduğunu mu Erdoğan'ın dediği mi olacak diyor. Duyduğu mu dediği mi olacak. Merkez Bankası Başkanı'nın 16 Aralık'ta faizi indirmeme olasılığı arttı demesi fazla bir anlam ifade eder mi? Eğer faiz kararını Merkez Bankası veriyor olsaydı bu ifade elbette anlam taşır ve TL hızla değer kazanırdı. Oysa piyasada yaprak biraz kımıldar gibi oldu o kadar. Çünkü herkes biliyor ki faiz kararı verme yetkisi Merkez Bankası'ndan alınalı çok oldu diyor. Aslında hani burada açıklı bir tablodan bahsediyoruz. Hani özgür olması gerektiği ifade edilen bir kurumun aldığı kararların Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği ifadesi. Karar Gazetesi ne diyor? Yabancıya faiz düşmeyecek sözü mü verildi? İşte Şahap Kavcıoğlu'nun onlarla görüştüğü ve bu sözü verdiği ifade ediliyor. Yabancıya faiz düşmeyecek sözü. Bakalım detaylarıyla. Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimine ilişkin asla taviz vermem çıkışına rağmen piyasa gerçekleri Merkez Bankası'nın elini bağlıyor. Merkez Bankası Başkanı yatırımcılara indirim yapmama olasılığı arttı dedi. Ancak Kavcıoğlu'nun bunu yalnızca yabancı katılımcıların hazır bulunduğu bölümde dile getirmesi dikkat çekti. Asıl yatırımı getirecek kesimlere özellikle makuliyet mesajı veriliyor, değerlendirmesi yapıldı diyor Karar Gazetesi'nin değerlendirmesinde. Yani yerliye başka bir tavır, yabancıya başka bir tavır mı sergileniyor burada diye ekonomi basınından manşetlere de yansıyan haberlerle böyle bir iddia var. Gelsin Cumhuriyet. Peki vatandaşın ekonomisi, vatandaşın gıda alarmı, vatandaşın gıda alarmında hakikaten tedirgin eden bir haber var efendim. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde diyor ki ekmek 6 liraya doğru. Bakalım ne olacak? Aktaralım. Kılıçdaroğlu, pardon bu öteki haberdi. Ekmek fiyatı seneye 6 lira, üretim maliyetleri zirve yaptı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Dolardaki artışla tarımdaki girdi maliyetleri katlanıyor. Bir ay önce 4 lira 45 kuruş olan 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 5 lira 8 kuruşa TL'ye çıktı diyor. Ziraat mühendisi Faik Toy.
Bu maliyetlerle gelecek yıl 5-6 TL'nin altında ekmek üretmek mümkün olmayacak dedi. Tarımsal üretimde ilk sıradaki gübredeki artışın %600-700'lere ulaştığını belirten Toy. Az önce de bu bilgileri paylaştık biliyorsunuz gübre fiyatları üzerinden. Dünya Gazetesi de aman dikkat diyor. Biz de dedik ki gıda alarmı kapıda olabilir. Lütfen önlem alalım. Bakalım şu ekmek fiyatları ile ilgili haberimize. Gramajı düşürdüler, fiyatı artırdılar. İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki pek çok fırın 210 gram ekmeği 3 liradan satmaya başladı. Şu anda bazı yerlerde 3-3,5 mecburi yapıyorlar. Yani bunu keyfi yapmıyoruz. Ekmeğe zam olmasına yana değiliz ama maliyetleri göz önüne almamız lazım. İstanbul Ticaret Odası'nın 10 Kasım'da aldığı karara göre 230 gram ekmek 2,5 lira olmuştu. Zam kararının üzerinden bir ay geçmedi ki bazı fırınlar ekmeğin fiyatını 3 lira yaptı, gramını ise 210'a düşürdü. Kalabalık ailelerin olmazsa olmazı beyaz ekmek fiyatlarını zam vurdu. Bazı fırınlar 2,5 liradan satmaya devam ediyor ancak bu uzun süreli olmayacak. 2,5 TL yaptığımız dakikadan itibaren un fiyatları gene tavan yaptı. Yani şu anda stoğumuzdaki un bitince biz de zam yapacak. Biz de zam yapacağız. Gelsin bize ceza kesin, ne yapalım ya, o zaman kapatırız. Un fiyatları neredeyse her hafta zamdan etkileniyor. Toptancılar fiyat listelerini sürekli güncelliyor. Her hafta bir ya da iki liste. Ve her gelen listede 20-30, 25 kiloda, 50 kiloda 60 ve 100 lira arası değişkenlik gösteriyor. Ekmek 2,5 olduğu zaman 280-300 bandındaydı. 2,5 olduktan sonra unlar 400-500 bandına geldi. 480'e de var, 420'ye de var, 400'den aşağı un yok. Ama onların kullandığı genelde Trakya unu, ne bileyim işte Lüleburgaz, bu Büyükçekmece tarafındaki fabrikalardan temin ediyorlar. Onların da 330, 340, 350 kalitesine göre, şeyine göre değişiyor. Son bir senedir aynı fiyata hiç un aldığımı hatırlamıyorum. Tüketicilerse ekmeğe gelen zamma yetişemiyor. Biz ortalama 5 ekmek alıyoruz. 3 liradan hesaplarsak bunu? 15 lira. 15 lira günlük ekmek maliyetiniz. Tabii ki. Ayda 500 lira yapar bu da. Yani sokakta gezen herkesi zorlar. Bir simit olmuş 3,5 lira. Simidi 3 lira yaptık. Susamcı susamını 1000 lira yaptı. 600 liradan 700 liradan 1000 lira yaptı. Gene zam yapmamız lazım. Zamdan nasibini alan bir başka ürün ise simit. Birkaç hafta önce fiyatı 2 liraydı. Şu an ise 3,5 liradan sofralara ulaşıyor. Tüketiciler artık simitin lüks hale geldiğini söylüyor. Evet, lüks. Bir kişi diyelim ki bir simitle doyacak bir ev. Bir evde 4 kişi yaşıyor olsa 4 simit günde 12 lira para. Yani bunu milyarder olan da yiyor, gariban olan da yiyor. Bakın, vatandaş haklı, fırıncı haklı, uncu haklı, müdahale etmeyen haksız. Ne diyor buradaki usta? Herkes haklı. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Herkes haklı mı? Evet, herkes haklı. Kimi suçlayacağız stokçulukla? Hadi bakalım, buyurun suçlayalım. Fırıncıyı mı suçlayalım? O buğdayı üreten çiftçiyi mi suçlayalım? Oraya getireni mi suçlayalım? Stokçulukta en azından bu noktada kimi suçlayacağız? Milli Gazete ekmek kuyruğun sonunda diyor manşet haberinde. Geçim mücadelesini ekmek aslanının ağzına denilerek anlatan bu sözün yerini artık uzun ekmek kuyrukları ve hayırseverlerin askıda ekmek kampanyaları aldı deyivermiş. Türkiye'de yaşam şartları iyice ağırlaştıran ekonomik kriz vatandaşı ekmeği bile ucuzunu aramaya mahkum etti. Bazı fırınlardaki askıda ekmek uygulaması son dönemde büyük artış gösterirken aynı zamanda halk biraz daha uygun fiyata ekmek alabilmek için halk ekmek büfelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kimi, dün de söylemiştim bunu ama şu kuyruktaki vatandaşı eleştirmek nedir yani? Şu kuyruğa girip de 1 lira 25 kuruş, İstanbul Halk Ekmek'te 1 lira 25 kuruş, eğer artış olmadıysa, duymadım en azından varsa, 1 lira 25 kuruşluk bir ekmeği alabilmek için şu kuyruğa giren vatandaşa eleştiri yapıyor. Ve siyasetçi, olur mu böyle bir şey diyor Türkiye'de diyor. Yani bu kadar sokaktan kopuk bir siyaseti anlamlandırmakta zorlanıyorum. En azından kendi partilerine yazık ediyorlar.
Ankara, sadece Ankara'da değil aslında, konut fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu konuyla ilgili olarak tabii ki ucuzlayan Türkiye'ye yabancının ilgisi geldi. Ve bu süreç içerisinde hani hep uyanıklar deniyor ama piyasanın da bir gerçeği var. Fiyatlarda ciddi bir artış var. Dünya sıralamasına girmiş Ankara'da. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada en çok ev fiyatlarının arttığı 10 şehirden birisi de Ankara oldu. Peki Ankara'da ev fiyatları neden bu kadar arttı? En ucuz ve en pahalı semtler hangileri? Enteresandır. Bu 10'un içerisinde Türkiye'deki 3 ilimiz İstanbul, İzmir ve Ankara var. Kredi faizlerinin düşmesiyle fiyat artımı olmuştu. Bundan sonra da gelen zamların, onların etkisi artı bir de bu dövizin artması. Şimdi vatandaş evinde oturuyor, hesabını yapıyor. İşte benim evim şu kadar dolardı, şimdi bu kadar dolar oldu diye. Pandemi, döviz kurlarındaki artışlar, girdi maliyetlerinin yükselmesi, inşaatların olmaması Ankara'da da ev fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ani fiyat artışları nedeniyle ev satışlarında tapudan dönen çok oldu. Ani doların yükselmesinden yani pazarlıkların falan bozulmasına neden oldu. Kiraların artması, işte zamların gelmesi, inşaat maliyetlerinin artması, bunlar tabii hepsi etken. Koronadan dolayı işte evlerin yer değiştirmemesi, bunların hepsi bir etken. Satılık ilanlarında vatandaşın kıyas yaparak kendi evinin fiyatını daha yüksek tutması da ev fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Vatandaşımız bahaneye bakıyor. Bizim milletimiz Allah fırsat vermesin. Fırsat geldi mi hemen ne yaparız? Hiçbir zaman aşağıya düşünmeyiz, eklemeye bakarız. Yapılan araştırmaya göre Ankara'da %25,8 artış olduğu belirtilmişti. Ancak başkentin bazı ilçelerinde bu oran daha da artıyor. Bazı semtlere göre de %50-%60'lara falan bulan bir artışlar var. Peki Ankara'da en ucuz ve en pahalı yerler neresi? Sincan, Yenikent oralarda bilhassa da bu TOKİ'lerin yapmış olduğu konutlarda falan bayağı hesaplı şeyler var. Mesela şeyde Temelli tarafında 80 bin liraya kadar satılan daireler var. Sincan, Yenikent oralarda aşağı yukarı 150, 200, 250 bin lira daire alabiliyorsunuz. Uygun evlerde satışlar yoğun, lüks evlerde seçenek yok. Sincan ve Yenikent taraflarında bayağı bir sirkülasyon var. Keçiören, Sincan orada da yine talep var. Ama dediğim gibi şeylerde de mesela 1 milyon, 2 milyon üzerindekilerde de bu sefer de portföy yok. Talep var ama portföy yok. Ankara'da ev alımında yabancıların da sayısı azımsanmayacak kadar çok. Yabancıların şeysi var ama en fazla mesela bugün sirkülasyon ve tapu işlemleri Türklerdendir. Ama yabancıların da şu ara bayağı bir talepleri var. Suriyeliler genelde var, Iraklılar var. Bir de şu anda şimdi Somaliler var. Somaliler neredeyse bir mahalle oluşturdular Kızılay tarafında. Onlara talep var. Stokçu ev sahipleri de var aramızda demek ki. Efendim durum bu. Yani sonuçta ekonomik gerçeklikler arasında vatandaş da kendi önlemini alır elbette. Yani dolar aldın diye birisine kızmak kadar mantıksız bir şey ben görmüyorum. Serbest piyasa koşulları, TL'nin değer kaybettiğini bütün ekonomi söylüyor. Son 20 yılın en düşük noktasında Türk lirasının geldiği nokta bu. Bu bizim hoşumuza gitmemeli. Bundan siyasi nema çıkartır mıyım diye düşünenlere de sesleniyorum. Bunu yapmayın. Oturup nasıl çözüm bulabiliriz'e dair muhalefet cephesi de iktidar cephesi de. Eğer sırtlarında bir taş varsa, vatandaşı birazcık olsun düşünüyorlarsa, siyasetlerinin dışında bir şeyler yapacaklarsa lütfen bir çözüm yolu bulsunlar. Bugün özel bir konuyu alıyoruz. Vatandaşın derdiyle dertleniyoruz diyoruz ya, efendim, bu evin mağdurları var. Türkiye'nin dört bir yanından TMSF önünde toplandılar geçen haftalarda ve dediler ki arkadaş bizim paramız pul oldu döviz giderken. Ne zaman alacağız biz bu paraları diye eylem yaptılar. Tüketici Derneği Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu da yanlarındaydı her zaman olduğu gibi. Biz de bugün bu konuyu alacağız. Birazdan onlardan birisi bu stüdyoda olacak ve diyecek ki bu bizim yatırdığımız paralar, TMSF tarafından el konulan şirketlere kaptırdığımız paraları nasıl alacağız? Kaç kişi var? Hepsini öğreneceğiz. Özellikle evin mağdurlarına ekran başına davet ediyorum. 21 evim şirketinin tasfiye süreci diye şöyle bir toparlama yaptık bakalım. 35 tasarruf finansman şirketinden 21'i Temmuz ayında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından tasfiye edildi. Kapanan şirketler nedeniyle 54 bin kişi mağdur oldu. Az buz değil yani 54 bin bakıldığınız zaman neredeyse milyonluk bir insan grubunu ifade eder. 21 şirketin toplam borcu 765 milyon lira.
faizsiz konut sisteminde 6 şirket kaldı. Ya bu aslında faizsiz sistem vesaire deniyor ama hani ben bunun da tam olarak aslında o kafanızdaki faizsiz sistem olmadığını düşünüyorum. Adına bir şey koyup para aldıktan sonra faizsiz demişsiniz, ha faizsiz değil demişsiniz. Bir de bu enflasyonist baskı içerisinde o parada bir maliyet hesabı olması kadar da doğal bir şey olamaz zaten. Hani birileri tutup da eğer çok büyük parası olur, der ki ben bu toplumun faydasına çalışacağım arkadaş, para kaybetmeyi de göze alıp bunu yapabilir. Ama onun dışında eğer birileri para kazanmak için bu işi yapıyorsa mutlaka işin içerisinde adı faiz olur, başka bir şey olur, yatırım fonu olur, ne bu, bir şeyler olur. Ama sonuçta artı bir para, artı bir değer mutlaka bu sistemin içerisinde olacaktır bu işi devlet yapmıyorsa. Devam edelim Türkiye Gazetesi ile birazdan. Kendi tarafı, evin mağduru burada olacak. Murat Bey'i alacağız. Aydın Bey'i de karşımıza alacağız. Skype bağlantısıyla bu konuyu derinlemesine konuşacağız. Nedir evin mağdurlarının talebi? Hepsini anlatacağız. Bir vurgun da dünden yansıyan bir haber efendim. Bir senet tartışması. Kanundaki boşluk senet sahtekarlarına yarıyor diyor Türkiye Gazetesi'nin manşet haberi. Bu vurgunu durdurun başlığıyla çıktı. Belge sahte olsa da eğer teminat bedeli yatırılmazsa icra ve haciz durdurulamaz şartı mağdurların canını yakarken dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor diyor Türkiye Gazetesi. Sahte imza dolandırıcılarının son kurbanı Yozgat'ta iş adamı oldu. Yanlışlıkla 2.3 milyon euroluk senede imza atan İbrahim Hazer, ben 5 milyon 280 bin liralık teminatı yatırıp icra takibini durdurdum. Parası olmayan ne yapsın diye soruyor. Bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Adam kargo kağıdını imzalıyorum diye 2,5 milyon euroluk bir senede imza atmış. Bir dolandırıcıların tezgahına gelmiş. Durdurması için 5 milyon liralık bir teminat yatırması gerekiyor. Peki Gökhan Kayış ne olacak? Bizim başımıza gelse şu anda cezaevindeydik demek ki. Bununla ilgili düzenleme lazım. Kısa bir ara, bu konularla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Bir son dakika gelişmesi var. PKK ile mücadelede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları üzerinden gelen görüntülerle birlikte hemen paylaşalım. Önemli operasyonlar gerçekleştirildiği ifade ediliyor efendim. Türkiye'nin terör örgütleriyle olan kararlı mücadelesi devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından bir açıklama geldi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda PKK'nın sözde GAP eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, istihbarat, havacılık ve pöhlerimizin, polis özel harekatlarımızın operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi diyor. Uzun zaman çok titiz çalışma, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum demiş. Tekrarlamak lazım. Ferhat Tunç, PKK'nın sözde GAP Riha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç ölü olarak ele geçirildi. Operasyonu duyuran isimse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde örgütün talimatı ve faaliyet yürüten Mezopotamya Hackers isimli bir gruba operasyon düzenledi ve 42 şüpheli hakkında operasyon kararının ardından 14 ayrı ilde gözaltılar gerçekleşiyor. Operasyonlarla ilgili bilgiler geldikçe son dakika bilgisi olarak ekranlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Ama tekrarlamak gerekirse Ferhat Tunç isimli terör örgütü sözde liderlerinden Ferhat Tunç etkisiz hale getirildi. Açıklayan isim de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Akışımıza bir son dakika gelişmesiyle bağlandık. Bir trafiğe bakacaktık. İsterseniz 9'da neler yaşanıyor veriyor muyuz arkadaşlar? Peki, Dünya 2 ile devam edecekmişiz. Buradan bakalım yolumuza. Dünyada ne vardı? Evet, savunma sanayi Amerika'yı keşfetti diyor. İlginç bir haber. Enteresan. İhracat derken Amerika'ya bir taraftan F-35'ler, S-400'ler derken biz Amerika'ya ne ihraç ediyoruz? Bakalım, savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 11 ayda
40 artışla 2,8 milyar dolara yükseldi. Sektör bu rakamla geçen yılın toplamdaki ihracat tutarının üzerine çıktı. 2021 yılı ihracatının 3 milyar doları aşması bekleniyor Ocak-Kasım döneminde. Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta %50'lik bir artış dikkat çekti. Bu ülke ihracat 1 milyar dolara geçerek toplamın 3'te 1'ini oluşturdu. Bağımsız devletler topluluğu ülkelerine ihracat 411 milyon, milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine ihracat 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hasan Kuş'un haberi Dünya Gazetesi'nden aktardık. Şimdi tartışmalarıyla beraber gelen bir Katar ziyareti vardı. Öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişmeleri, oraya gidişi, orada sorulan o hani biraz da tabii ki Türkiye'yi rencide eden o soru, ekonomik kriz için mi buradasınız sorusu. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gidişi öncesinde açıklamalar yaptı. O görüntüleri izleyelim. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Asgari ücrete yapılacak artışla ilgili bu mesajı verdi. Stokçuluk konusunda cezaların artırılacağını yineledi. Şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a hareketinden önce soruları cevapladı. Asgari ücret konusunda Katar dönüşü net kararın verileceğini söyledi. Hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Kararı verirken önümüzdeki yılki zammı da düşüneceklerini vurguladı. Sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Erdoğan'a Taliban konusu da soruldu. Verdikleri sözleri tutmalarını bekliyoruz diyen Erdoğan, havalimanı işletmesi konusunda da Katar'la çalışma yaptıklarını açıkladı. Havalimanının yönetimiyle alakalı Türkiye Katar işbirliğiyle bunun yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi Katar'la da yürütüyoruz. Bugün gıda alarmı dedik. Özellikle iki unsur dikkat çekiyor. O market raflarındaki fiyatların hızlıca artışı, temel gıda ürünlerinde peynir, süt, yumurta, işte ayçiçek yağı vesaire. Ve bir taraftan da insanlara hayır 3 tane alamazsın, 1 tane alabilirsin. Şimdi stokçuluk vurgusu var. Ben bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradan ihbar ediyorum. İşte duyması gereken kimse. Cumhurbaşkanı'nı aktardığım için öyle seslendim. Göztepe'de galeriler var. Dün dikkatimi çektiği için özellikle orayı söylüyorum. Ama büyük bir ihtimalle şu anda İstanbul'daki bütün galericilere gidip bakılsa önünde sıfır otomobiller duruyor. Galeri ne demek? İkinci el otomobilin satıldığı yer demek değil mi? Biz mi yanlış biliyoruz acaba? Ben ihbar ediyorum. O galerilerinin önünde birinci el, daha hiç plakası bile takım. Adam zaten üzerinde sıfır yazmış. Öyle bir de utanmazlık söz konusu. Ya piyasada 100 bin lira etmeyecek araba olmuş 400 bin lira. Vatandaş artık yatırım gözüyle bakıyor. Bundan para kazanıyor. Otomobil satışından en azından ikinci elden para kazanılmasını engelleyecek bir sistem gelmediği sürece otomotivdeki bu artışı göreceğiz. Orada bir stokçuluk var. Ama yağı getirip de marketin kasasına koyan, o rafına koyan adama da sen stokçuluk yapıyorsun vesaire diyerek insanları ticaretten de soğutmamak lazım. Devam edelim. Şimdi bütçemiz görüşüyor. Dün söylemiştim. 12 bölümlük bir dizi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi reyting rekorları kırabilir. Hakikaten ilk günkü bölümünde 10 numara tartışmalar vardı. Önce samimi olacaksınız. Arkadaşlar. O listeye tüm zulmettiklerinizi, ötekileştirdiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız. Buraya vurmakla olmuyor böyle. Veya elinizle yaptığınız hareketlerle olmuyor böyle. Helalleşmek o şekilde olmuyor. Bilinçaltı ortaya çıkıveriyor anında. Milletin kürsüsünden hareket çekenlere. Bu da bugün bakın.
milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz. Yani benim başka bir şey dememe gerek var mı bilmiyorum ama sırada Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu tartışmanın fitili belki de bu konuşmada ateşlendi. Biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Meclisteki bütçe maratonunun ilk gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden yaptığı bu hareket damga vurdu. Kılıçdaroğlu bir saatlik konuşmasında bütçe ve ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi. Sık sık AK Parti sıralarıyla atıştı. Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel. Geliyor gelmekte olan unutma. Geliyor gelmekte olan unutma sen. CHP liderinin meclis kürsüsünden yaptığı el hareketi ise genel kurulda bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi size bir soru. Bu millet Amerika'daki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar. Bu millet Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu. AK Partili milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istedi. Tansiyon iyice yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun tepkilere aldırmayıp konuşmaya devam etmek istemesi AK Parti sıralarını karıştırdı. Öfkeli vekilleri Meclis Başkanı Mustafa Şentop bile sakinleştiremedi. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika sessiz oluyor musunuz? Bir dakika. Arkadaşlar. Siz konuşun o zaman. Ben gideyim. Lütfen bir dakika. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İç tüzüğe göre konuşmalarda nezih bir dil kullanılması konusunda uyarı yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'na tekrar söz verdi. Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bakın. Başkan, güzel konuşuyorlar. Geleceksin burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Ana muhalefet lideri protestolar arasında konuşmasına devam etti. AK Partili milletvekillerinin tepkisi dinmedi. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde bulunduğu sürece laf atmalar devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP liderinin konuşması sırasında genel ahlak kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürerek kınama cezası verilmesini istedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bu konuyu daha sonra değerlendireceğini belirtti ve birleşime ara verdi. Şimdi dün de söylemiştik efendim, yani meclisteki durum bu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önceki saat diliminde de aktardım. Hani 70 küsur yaşında deneyimli bir siyasetçinin o hareketi çektiğine inanmam. İnanmak da istemem. Eminim bugün bu meclis sıralarında o yemekhanede bugün burada birbirlerine bağıran, çağıran milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'nin, TBMM TV'nin bunu canlı yayınladığını bilen vekillerin yemekhanede selamlaşıp nasılsınız deyip karşılıklı oturup yemek yediklerine tanıklık edebilir muhabirler. Ama genel kurula geldiği zaman, kamera canlı kaydına başladığı zaman farklı bir siyaset gündeme geliyor. Hani futbolcular için söylüyoruz da tribüne oynamak durumu. Ben siyasetçiler içerisinde tribünün durumu feci. Stada girebilen yok. Statta bilet ücretini ödeyen yok. Vatandaş yağ derdinde, ekmek kuyruğu derdinde. Bugün hamaset günü, bugün siyaset tartışması günü değil. Bunun dışına çıkın lütfen. Rica ediyoruz, yalvarıyoruz efendim. Dünya Gazetesi'nden şimdi bu ihracat artıyor var ya, onunla alakalı Şeref Oğuz Hoca köşe yazısında diyor ki ihracat pahalıya üret, ucuza satla, rekora gidemez. Değerli değil. Hani fiyat oynaklıklarının yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ahlaki değerlerin sorguladığı, stokçuluğun arttığı mevcut durumdan fırsat yaratmanın yükseldiği bir zamandan geçiyoruz. Bu dönemler hakikaten ahlaksızlık denilen o vurgunun da arttığı dönemler olur.
Kur geçişkenliği sadece enflasyon üzerinde değil, iş ahlakında da bozulma etkisi gösteriyor. Merkez Bankası verilerine göre reel döviz, efektif döviz kuru Ekim'deki 60,67 değerinden Kasım'da 54,33'e düştü. TL tarihinin, son dönem tarihinin en düşük seviyelerinden birisini test ediyor. Türk lirası bu. İsminde Türk var. Bu milletin gururu. Üzerinde Atatürk'ü, bayrağı vesairesiyle o para değer kaybediyor hızla. İhracat yapıyoruz diyerek aslında bu noktada ekonomimizi ilerletmemiz mümkün görünmüyor efendim. Bakacağız, devam edeceğiz. Bir vefat haberi var. Allah'tan rahmet dileyelim. Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen, düşünür, Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibi olan ve TRT'de program, felsefe söyleşileri programını yapan Teoman Duralı 74 yaşında hayatı gözlerine yumdu. Deniz dünyasının önde gelen isimlerinde olan Duralı'nın vefatına Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu, değerli dostlar, üstadımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin diye duyurmuş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de ve Abdülhamit Gül'den de değerlendirmeler var. Fahrettin Altun açıklama yapmış, taziye mesajları siyaset cephesinden de üst üste geliyor. Biz de değerli bir insan, felsefe profesörü, 74 yaşında hayatını kaybeden Profesör Doktor Şaban Teoman'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına da sabır diliyoruz efendim. Şimdi ilginç bir görüntü gelmiş. İçeride editörüm Emre ile konuştuk. Ver dedim Emre, bir bakalım şu işe. Bir düğünde, gelsin görüntüler arkadaşlar. Bakın, damada arkadaşları ne takıyor? Günlerdir bu silahlanma. Amerika Birleşik Devletleri, işte bu bölge coğrafyasında yaşananlar, hep anlatıyoruz ya. Şimdi bir görüntü gelecek. Gelecek mi arkadaşlar? Tamam, geliyormuş. Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü efendim. İstanbul'da damadın arkadaşları, insanlar ne takar? Altın takar. Hani paran yoktur, biraz daha düşüğünü takarsın, bir gram takarsın vesaire. Olmadı bir 100 lira takarsın en kötü. Bu dönemde zannediyorum altın takılmaktan vazgeçeceğiz. Düğünlerde altın takmak biraz zor olacak. Gideceğiz 100 TL. Artık neyse, durumuna göre, ihtiyacına göre o para artabilir. Onu takacağız. Ama burada arkadaşları, görüntüyü görmemiz lazım yalnız arkadaşlar. Şükür. Hadi bakalım, verelim. Şimdi arkadaşları ne takmış? Bir, gelsin şu görüntüler, bir bakalım. Evet, kırmızı bir de kurdele termişler. Damada pompalı tüfek takmışlar. Evet, tebrik ediyoruz kendilerine. Yani bir espri mi yapılıyor burada? Böyle bir gösteri mi yapılıyor? En mutlu günü zehir oldu demişiz ama burada... Şimdi bu hanımefendi evlenmiş, Allah mutlu etsin, Allah ömürlerini uzun etsin. Hakikaten güzel de bir düğün yapmışlar bu pandemi günlerinde ama şu pompalı tüfeği nasıl okumak lazım? Geldiğimiz noktada bir acaba ruhsatı var mıydı diye ben de merak ettim. Şimdi aklıma bu soru takıldı, herhalde polisler bakacaktır. Devam edelim, spora bakalım arkadaşlar. Evet, gelsin spor. Tamam, spor manşetlerimizi arkadaşlar hazırlıyorlar. Acele etmiyoruz, vereceğiz. Gelsin manşetlerimiz. Evet, manşetlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Artık ligin bu haftası da tamamlandı. Trabzonspor uçtu gidiyor. Tabii ki diğer takımlar da bir yerde önlem alacaktır. Fanatik gazetesi Aslan'da ve bu hafta çok önemli bir hafta. Hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde son mücadelelerini yapıyor. Son haftaya gelindi Avrupa Liglerinde. Ve Beşiktaş tamam elendi. Önemli. Bir yerde Sergen'in şu açıklaması değerli. Puan almadan grubu tamamlamak istemiyoruz diyor. Fanatiğe bakalım. Aslan'da Lazio seferberliği diyor. İtalya, Fatih Terim İtalya'ya beraberlik için değil, zafere gidiyoruz sözleriyle takımını motive etmiş.
arkadaşlar, aktaralım biz bir taraftan da. Ve diğer manşete bakalım. Fener'in en mesut haftası diyor. Galibiyetin ardından bu maç tabii ki değerli. Takımın yıldızı Mesut Özil hem performansıyla eski günlerini hatırlattı hem de sahada sorumluluk aldı. Beşiktaş haberine gireceğim arkadaşlar. Onu hazırlayın bu arada. Devam edelim. Salah'yı ilk 11'e 2 asistle döndü. Serdar Dursun hat-trick yaptı. Luis Gustavo sahanın en çok koşanıydı. Zirvedeki 5 rakibinin birden puan kaybettiği haftada farklı kazanan Fener'in Trabzon takibi başladı diyor. Bir rekabet de lazım tabii. Trabzon aldı gidiyor. Trabzonlular çok mutlu ama rekabet duygusu eğer yok olursa bu sefer ligin tadı kaçmasın. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkıyor. Bakalım hazırlıklarına. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu son hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah beyazlı takım C grubunda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lisbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Siyah beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken oynadığı iki karşılaşmayı kazanıp üçünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrılan Enkudu'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Pjanić, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bu karşılaşmada görev yapamayacak. Signal Iduna Park'ta saat 23'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Ve foto maça bakıyoruz. Transfer fırtınası diyor Trabzon hakkında. Kouassi bugün Trabzon'a gelerek imza atacak. Trabzonspor bu sene şampiyonluğu istiyor. Şu dakika itibariyle hakkı. Sonuçta inanılmaz büyük bir puan farkı açtı 15. haftada. Birazdan fikstüre de bakacağız. Yunan kanat oyuncusu Masuras da mutlu sona yakın. Masuras olmazsa Solbakken ve bir isim daha varmış efendim. Avrupa'da takibini sürdürüyor. Transfer dosyasını açmış Fotomaç gazetesi. Şimdi inanılmaz bir yükseliş var. Hangi takım? Başakşehir. Başakşehir, Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlüğü almasıyla birlikte hiç durmadan kazandı. Ve şu anda geldiği noktayla neredeyse liderliği oynuyor. Başakşehir'de Emre Belezoğlu fırtınası devam ediyor. Medipol Başakşehir, Emre Belezoğlu'nun dokunuşuyla kabuk değiştirdi. Turuncu lacivertliler, Emre Belezoğlu'ndan önce Aykut Kocaman yönetiminde 8 haftada sadece 2 galibiyet elde edip 6 puan toplayabilmişti. Kocaman'la 3-1 kaybedilen Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından yollar ayrıldı. Takım 15. sıradayken göreve Emre Belezoğlu geldi. Belezoğlu'nun gelişinin ardından Başakşehir sihirli bir dönüşüm yaşadı. İlk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yenen Turuncu Lacivertliler sonraki 4 maçı da kazandı ve üst üste 5 maçtan 3 puanla ayrıldı. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri Altay'la golsüz berabere kalırken bu hafta ise Atakaş Hatayspor'u 3-0'la geçti. Başakşehir Emre Belezoğlu'nun gelişinin ardından oynadığı 7 maçta 19 puan topladı ve 15. haftada averajla ligde 5. sırada yer alıyor. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bakalım şu fikstürün durumuna. Evet, bu hafta maçlar tamamlandı. Dün oynanan iki maçın ardından İttifak Holding Konyaspor 0-0 berabere kaldı kendi evinde Yeni Malatyaspor'la. Göztepe ise kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Son iki maç vardı. Onlar da tamamlandı. Puan durumuna hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Trabzon gerçekten Trabzonsporluların yüreği kıpır kıpır dedirtiyor. 39 puanla en yakın rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde. 3. sıradaki Fenerbahçe de şu dakika itibariyle Konya'yla puan eşitliği sağladı. 27 puanda o da. Hatayspor 26, Başakşehir
Yani ilk haftalarda hiç galibiyeti olmayan Başakşehir Emre Belezoğlu ile buraya kadar yükseldi. 26 puana kadar çıktı. Tebrik ediyoruz efendim. Alanya Spor 25, Galatasaray 24 puanda. Liderler arasında tam 15 puan var Galatasaray'ın. Fatih Karagümrük 23, Beşiktaş 20, 21 puanda. Onun son 18 puan farkı var liderli arasında. Adana Spor 10. sırada ve 20 puanda. Trabzon'la ilgili bir haberimiz var. Onu da izleyelim. Spor bloğunu tamamlayalım. Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Trabzonspor'da kulüp başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan yeni transfer sinyali verdi. Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrolarına 3-4 takviye yapacaklarını söyledi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zal'la sözleşmesi sona erecek olan fil dişi sahili milli takım oyuncusu Janer Wart Kuasi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Oyun tarzı olarak Cervinho'ya benzetilen 1.80 boyundaki Yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Janer Wart Kuasi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor. Kuasi, fil dişi sahili A milli takım formasını da 6 kez giyerken bir gol atma başarısı gösterdi. Bordo Mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, üzerimize düşen görevleri yapıp tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Ondan sonra da hocamız bu işin üstesinden gelecektir ifadelerini kullandı. Gazete manşetlerinden bir haberle spor bloğumuzu tamamlamak istiyorum. Diyorum ya Trabzonların yüreği kıpır kıpır, bu sene hak ediyorlar da uzun süredir beklenilen şampiyonluk için bu sene o sene mi parolası kullanılıyor. Bakın intihara kalkışan, intiharda demeyelim, hayatına kasteden bir isim bir çatıya çıkıyor, kız arkadaşıyla problem yaşamış. Akşam gazetesinin sür manşetinde şampiyonluğu görmeden ölme diyerek ikna edilmiş. Trabzonlulardaki psikoloji bu sene bu. Şampiyonluk gör ondan sonra öleceksen öl demiş. Trabzonlu taraftarı intihardan vazgeçiren söz diyor. Trabzonlu bir vatandaş intihara kalkışan kişiyi vazgeçirmek için böyle seslenmiş. Şampiyonluğu görmeden ölme. Gel vazgeç diyerek ikna edilmiş. Efendim paralarını bekleyenler var. Trabzonsporlular şampiyonluğu bekliyor ama evin mağdurları TMSF'den paramızı ne zaman alacağız diye soruyor. Kısacık bir ara, daha sonra bir evin mağduru burada olacak. Tüketiciler Konfederasyonu Onur Sal Başkanı da yayınımızda olacak. Evin mağduriyetini konuşacağız. Lütfen bizimle kalın. Günaydın canım Türkiye'm. Saatler şu anda 9.30'u gösteriyor. Yaklaşık 2,5 saattir BBN Türkiye ekranlarında gün ışığı programıyla gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Pek çok bahisten söz ettik. Ekonomiye baktık, siyasete baktık, sağlığa baktık ama vatandaşın derdini biliyorsunuz önemseyen bir programımız. Bu iddiadayız efendim. Gıda alarmı dedik bugün. Başlığımız o oldu. Vatandaşın gidip de marketteki raflarda gördüğü rakamlar onu tedirgin ediyor. Stokçuluk engellenmesi için elbette ki her türlü görevin yapılması lazım. Ben söyledim, buradan yetkilileri bir kez daha uyaralım. İhbar olarak değerlendirilsin. Gidilsin ikinci el otomobil satan galerilerin önü sıfır otomobil kaynıyor. Peki bu süreç içerisinde mağdur olduklarını söyleyen gruplar var. Onlardan bir tanesi de evin mağdurları. Evim ne demek? Yani normalde faizden kaçmak isteyen vatandaş. Şimdi faiz değerlendirmesi yapılıyor ya. Bence orada da bir faiz var. Ama hadi diyelim ki daha ucuza mal oluyor. Vatandaş bir şekilde inandı. Gitti, yatırım yapmak istedi. Araba almak istedi, ev almak istedi, iş yeri sahibi olmak istedi ve bir yatırım yaptı. Ve bu yatırımı herkes gördü. Yani herkes gördü derken vergi daireleri gördü, Cumhurbaşkanlığı gördü, kurumlar gördü. Herkesin gözü önünde reklam yapıldı bu şirketlere, gidildi, para yatırıldı ve bir anda BDDK dedi ki bunlar olmaz kardeşim. Aldılar ellerinden, peki bugün ne kadar mağduru var? Bu mağdurlardan bir tanesi, mağdur olduğunu söyleyen isimlerden bir tanesi de Murat Bey. Murat Öztürk stüdyomuzda şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ne kadar paranız gitti efendim bu sistemde? Aslında çok...
önemlidir sayısı. Çünkü mağdurlar burada çok önemli. Olsun, bir bilelim. Siz ne kadar verdiniz? 650 bin lira verdim. 650 bin lira verdiniz. Ne için? Bir dükkan sahibi olabilmek için. İş yerine yatırım yapacaktınız. Namusunuzla para kazanmak adına bir yatırım yapıp. Peki kredi almadınız, buralara gittiniz. Neden? Biz daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi faizden kaçınmak açıkçası. Niyet bu muydu? Niyet yani? Buydu. Faiz vermeyin. Evet, daha ucuza getireyim. Yok yok yok. Bu duyguyla daha faize, değil. Biraz... Ama bunu yapan için de haklılık denmez. Yani niye? O da yapar. Sonuçta niçin daha fazla para ödemek istesin? Evet insan? O da haklı. Peki risk görmediniz mi? Şu şekilde bizim devletimizin açtığı bir kurumda biz şahsen vatandaşlar olarak risk görmeyiz. Neden? Hani sonuçta vergi levhası var. Bunun çok da aşırı firmalar var burada. Hani 30-31 tane şirket var bu şekilde. Hani eğer bir tanesinde bir sıkıntı varsa bu demek ki hepsini denetlemek lazımdı. Hı-hı. Ama öyle bir şey görmedik. Çünkü mantar gibi türediler. Her tarafta şirketler açıldı. Bu sefer de reklamları, televizyonlarda, medyalarda her gün reklamları vardı. Biz de vatandaşlara zaten hani askeri ücrete çalışan insanlardır. Buradaki para yatıran insanlar hepsi askeri ücrete çalışan, çalışan insanlardır. Geçimini sağlayanlar. Onun dışında çok zengin insan yok aramızda. 4000 tane mağdur var. Şimdi onlara bakıp da ufak taksitlerle bir de hani şu şekilde biriktirebildiğin kadar verebiliyorsun. Hı hı. Hani bankalar gibi değil yüksek işte taksitlere öylesin ama daha uygun. Yani. Daha uygun bütçene göre yatırabiliyorsun. Biz de bunlara masumiyetle masum duygularımıza girdik bu şirkette. Pişman mısınız? Tabii ki çok şu anda pişmanız. Pişmanız evet. Şimdi onlarca şirket kuruldu. Murat Bey de söylüyor bir anda çıktı. Her yer reklamlarla doldu. Ama bir cümlesi vardır Aydın Bey'in. Tüketici Hakları Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu. Hani bedava peynir fare kapanında bulunur diye ben ondan duymuştum. Kimi söylediğini bilmiyorum ama kendisine bir soralım. Aydın Bey günaydın. Günaydın. Günaydın Gökhan Kayış. Bir programın bu bölümüne açılış anonsu yaptın. Evet. İnan 3 saat anlatırım. Stokçuluk dedi. Gıda fiyatları. Dün de ekmeği söylüyordun. Sıfır otomobillerde kara borsa. Ben bugün bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum insanlara. Evet. Bir kıyas fiyatlaması oluştu. Ne demek bu? Yani zincir marketleri taklit ettiler. Mesela bir X marka arabasını satıyor. 2017 model. O model satılık araçların sahiplerine ulaşıyorlar. Birlikte bir WhatsApp grubu kuruyorlar. Ne diyorsun? Delilleri geldi bana. Soygun düzeni yani. Peki vatandaşı bu stokçuluğa iten nedir? Vatandaşı mı suçlayacağız burada, düzeni mi? Bakın Gökhan Kayış, siz gazeteciler, biz sivil toplum kuruluşları temsilcileri fıtratımız itibarıyla muhalifizdir. Yani bir ekmek verirler deriz yanına biraz da zeytin versene şunlar. Evet. Biz böyleyiz. Evet. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı dün cezaların artırılacağını söyledi. Stokçuluğa, vurgunculuğa. Evet. Mevcut cezaları uyguladılar. 2018'de bunu yaşadık. Nasıl ki biz 2 sene kadar, 3 sene kadar önce bir 5.8 deprem yaşadık İstanbul'da. Şu çürükler belli oldu. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Evet. O bize gösterdi. 2018 Ağustos tur dalgalanmasında da bize vurgunculuk, fırsatçılık yapanları, o sistemi, o ekonomik uygulamaları gösterdi. Bu haksız uygulamaları. Bununla ilgili Ticaret Bakanımız o zamanki çıktı, şu kadar firmaya idari yaptırım uyguladı dedi. Bakın bunu niye anlatıyorum? Bugün niye geldik buraya? Neden hala kara borsa? Evet. Neden hala 5 zincir market incelendi de ortak eylemle yaptırımla karşı karşıya kaldı rekabet kurumu tarafından. Cezalar ne oldu bu arada Aydın Bey? Bayağı yüklü miktarda cezalar kesildi. Bakın, siz basın mensuplarına asparagas gibi haber yaptırıyorlar. Ben mahkemeye verildim bir zincir market tarafından. Evet, en biliyorum. En çok şubesi olan. Tazminat istedi benden. Ben dedim ki bunlara ceza uyguladı. Benim tanığım Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yazıyı marketin avukatı hakime gösterdi. Dosyaya girdi bu dedi. Hiçbir ceza uygulanmamış. yani bakın. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Ama ben bir tane ceza bulmuştum Allah'tan. Evet. Ben de boş değilim. Arkamda hukukçu ordusu var gönüllülerden oluşan. Biz de gönüllüyüz Aydın Bey. Öyle demeyin lütfen. Resmi sitesinden
çıktı aldım. Dedim ki bakın efendim ceza uygulanmış o tarihlerde. Neymiş ceza biliyor musunuz? İthal etlerin fiyatını belli rakamla satması gerekirken onu fiyatı yükseltmiş, sonra indirim yapıyor gibi yapmış, uyarı cezası almış. Ona para cezası dahi kesmemişler bir lira. Yani sözde kalıyor. Bu stokçuluk mevzusunu benim size ayrıca özel sorularım var ama müsaadeniz... Yani uzun bir program biliyorum, çıkar. Yok, onu soracağım ama. Bu evin mağdurları. Bu evin mağdurlarına bir girelim. O dönemde bu kadar çok şirket kurulurken kimse uyarmadı mı? Yani devlet izledi mi bu işi? Ben uyardım. Sağ olun. Ben bu işin tam göbeğindeyim. Neden biliyor musunuz? Ben her mağduriyetin yanındayım gücüm yettiğince. Maşallah. Ama bu işin tam göbeğindeyim çünkü... Ben hukuk komisyonu üyemiz avukat Yasin Özkan'la kafa kafaya verdik. Açıklama yayınlattım. Gazetelerde, medyada yer aldım. Dedik ki bu altın günü yapar gibi bunlar çekiliş yapıyorlar. Milli Piyango İdaresi'nden izni var mı? Olması gerekir. Para topluyorlar. Bunlar banka değil. BDDK'dan izin aldılar mı? Kanunlar bunu emrediyor. Bu parayı hissedar olarak topluyorlarsa yani faizsiz bir sistem ya bu. O zaman SPK'dan ruhsatları var mı? SPK lisansı almışlar mı? Hiçbiri yok. Biz bunu açıkladık. Dedik ki, peki siz bu açıklamayı hemen bir Murat Bey'e bir cümle söyleyip size dönebilir miyim müsaade ederseniz? Siz hani diyalogda gidelim ki ne olduğunu anlayalım. Siz bu açıklamayı duydunuz mu ya da hiç endişe etmediniz mi? Arkadaş bunların izni nereden diye. Aslında bize şimdi bizim oraya dediğim gibi oraya giden vatandaşlar hepsi böyle masum bir şekilde gittikleri için çok bilinçli tüketiciler değiliz aslında. Hani onu araştırmıyoruz işte. Tabii ki orada da biz kandırılıyoruz. Diyorlar işte biz BDDK'ya bağlıyız işte devlet güvencesinde ama böyle bir tavsiye kararlanınca böyle bir şey ortaya çıkmadı. Size öyle mi söylendi? Evet, evet, evet. BDDK'nın izniyle mi çalışıyoruz? Biz da? Şu anda süreçteyiz. Bir sıkıntımız yok. Hı hı. Bu şekilde insanları toparlamaya çalıştılar ve sonunda işte gözyaşı ısrar. Para ihtiyacı olan insanın kandırılması kadar kolay bir şey yoktur büyük bir ihtimalle. Burada başka da, bir şey daha var. Ben de onu önemli soracağım. Devlet niye görmedi bunu? Önemli bir faktör daha var kandırılmalarında. Bunlar inançlı insanlar. Haram yemez. Faize girmez. Maşallah. Nitekim faizsiz sistem kurulmuş. Benim açıklamamın bir süre sonra kopyasını aradım internette. İçindeki evim bölümü çıkartılmış yayındaydı. Evimle ilgili bölümler çıkartılmış ve yayındaydı. Kim çıkartmış? Bakın hangi gizli el uzandı. İnternet ortamında çok becerikli insanlar var. Müdahale bu şirketlerin edin. Yaptığını mı iddia ediyorsunuz? Şirketler yaptırdı bunu profesyonellere. İlginç bir iddia. Yani sizin açıklamanız... İddia değil efendim. Somut iddia ya. Değil. Sizin ha, yani onların iddia. Yaptırdığı iddiası manasında iddia demeye gereği iddia. Evet. Benim için somut bu. Tanıklı, evet. Ispatlı. Yani siz bir açıklama yaptınız ama internette birileri o açıklamayı değiştirerek yayınlattı. Evet. Hayır. Evet. Önce yayınlandı. Önce gerçek olduğu gibi yayınlandı. Sonra... Burada parayı veren düdüğü çalar durumu mu oluştu acaba internet mecrasında? Biraz öyle bir parayı vererek bu işi değiştirdiler mi açıklamanızı sizin? Sen işin içindesin, yılların gazetecisin. Yani profesyoneller var, ulaşıyorlar kanallara. Gereken yapılıyor. Aa. Haber tamamen çıkmamıştı. Şimdi gelelim bugüne. Evet. Efendim. Ne olacak bu insanların hali? Ben bu işin tam göbeğindeyim dedim ya. Evet. Açıklamayı yaptık. Sonra üzerine gittim. Sonra... Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na gittim. Yanımda 3 kişi vardı. Onlar da tanık. Finansal Tüketici Daire Başkanı ile görüştük. Ve dedik ki, bakın Cumhurbaşkanı yasa düzenleme yapılmasını istedi. Çıktı yasa, siz bunları inceliyorsunuz. Yaklaşık 3 ay önce, ben Haziran sonlarına doğru gittim. 3 ay önce bunları değerlendiriyorsunuz. Ama mağduriyet olmasın, yeni mağdurlar da oluşmasın. Ayrıldık oradan 3 gün sonra zannediyorum ya da 4 gün sonra 35 şirketin açıklama yapıldı, onu söylüyorum. 6'sı faaliyete devam edecek. 2 tanesi 2 şirket 6 şirketle birleşecek. 21 şirket tasfiye aklımda kaldı, 6 şirkette iradi tasfiye. Ama 21 şirketin akıbeti mağdurları arttırdı. Çünkü o 21 şirket
tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Evet. Tasarruf mevduatı sigorta fonu yaklaşık 5,5 yıl önce kendisine devredilen Sancaktepe'de ünlü bir müteahhitin bitmeye yakın evlerine çivi çakmıyor. Hiçbir şekilde muhatap olmuyor mağdurlarla. Anladım. Ben mağdurların içinde yaşıyorum. Evet. Dolayısıyla bu evin mağdurları dürüst zannettikleri firmalara paralarını verirken devlet bunların ilanlarına kurulmasına izin veriyor. Vergi levhaları var, ofisleri var. Bu illegal olamaz. Üstelik bunlar inançlı insanlar. Peki bir diyerek... Murat Bey'e bunu bu noktada Murat Bey'e sormak istiyorum. Sizin 650 bin liranız ne zamandır bu sistemin içerisinde? Ne zaman verdiniz? Temmuz'dan 2 ay önce, 3 ay önceydi. Yani bu yıl içerisinde evet, verdiniz. Evet. Dolar kaç liraydı siz verdiğinizde? 6,5'tu. 6,5 liraydı. Şimdi 13 lira. Evet. Buradaki bir mağduriyet söz konusu. Çok büyük mağduriyet söz konusu. Siz yani TMSF ile görüşecek misiniz bunu? Ben bugün saat 3'te randevumuz var. 3 kişiyle, 3 arkadaşımla beraber. Hı hı. Başkanlarla görüşeceğiz. Ne diyorlar size TMSF tarafından? Biz çok daha net bir tatmin edici bir cevap yok. Şimdi biz gidip de orada hani biz orada 2 gün basın açıklaması yaptık. Orada 2 gün geceli gündüz orada bekledik. Kalkarken görüştük hani görüşeceğimizi ve onlarla beraber konuştuk görüşeceğimizi. 15 günde bir toplantılarımıza katılacağınızı söylediler. Evet. Biz o şekilde kalktık ama ümit ediyoruz ki peki parayı inşallah, verecekler mi? Ne diyorlar? Para şu şekilde bize dedikleri şey eğer siz parayı bekleyeseniz çünkü şöyle başlamak istiyorum. Bu para yatırdığımız şirketlerin kasaları boş. Mal varlıklarına el koyulmuş ama siz parayı bekleseniz 2045'te bunu ancak %30'unu ya da %20'sini alabilirsiniz. TMSF evet, mi diyor bu? Evet, TMSF dedi. İkincisi ve sizi dedi en sizin daha çok mağdur olmamanız adına size şöyle en iyi bir yol seçeceğiz. Ne yapabiliriz dedi ki başka şu anda 6 tane aktif şirketler var, çalışan o tür firmalar var. Evet. Sizi devretmeyi düşünüyoruz. Ve tabii ki insanlar da bunu artık kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü artık başka hani, parada bir beklenti kalmıyor. Sonuçta paranız yanmayacaksa evet. Başka bir şirkete devredilmenin bir zararı var mı sizin için? Bizim için bir zararı yok. Ama 6 aydan beri hiçbir şekilde net bir açıklama yok. Sadece sayfamızı takip edin. 54 bin. 54 bin kişinin kaç lirası var? Belli değil. 700 milyon civarı galiba değil mi? 765 milyon ama 760. Çok fazlası da var. Şimdi daha biz tam net değiliz ona. Hı-hı. Çünkü resmi belge yok elimizde. Hı-hı. Biz sadece mağdur olarak... Peki bugün TMSF'ye gittiğinizde kardeşim, gerçi TMSF yöneticilerin de bir suçu yok. Onların kucağında kalmış bir bomba aslında bu. En son oraya bırakılmış dosya. Ama bu süreç içerisinde devletin kurumlarına söylediniz mi? Ya arkadaş bu kadar reklam yaptılar. Biz de bu reklamlara inandık. Kimse de engellemedi. Gittik yatırım yaptık. Devletten karşılık bulabildiniz mi bu konuda? Gökhan Bey biz çok profesyonel adamlar değiliz. Hani biz kendi çabalarımızla devlet kurumları zaten yorgulu kapalı. Hı hı. Hiçbir şekilde kimseye bir dava herhangi vesaire bir şey açamıyoruz. Sadece gittiklerimiz yer işte sokaklarda basın açıklaması. Evet. Parti duyuluyor başkanlarla bazen görüşürüz. Ya duyabildiğiniz kadar duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah duyurmuş oluruz biz bugün. Sizin en azından bastığınızda da olur. Muhakkak bir şeyler yardımcı olmanızı istiyor herkesin bize. Aydın Bey bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben bu neydi çok stokçuluk mevzusuyla ilgili sorularım var size. Ama hemen bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceksiniz tamamlayalım. Bir, evet. Bir ekleyeyim efendim. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kusura bakmasın kimse gayya kuyusu gibi. Ben şirket sahiplerinden biri ben de mağdurum deyince sordu. Benim dedi 1 milyon lira harcayarak aldığım mobilyalarımı 15 bin liraya birine verdiler dedi. Satıyorlar ya mallarını. Evet. Ayrıca bunlara kayyum atandı. Kayyumlara maaş bağlandı. Belki makam arabası verildi. Bilemiyorum. Ama bizim için orası kapalı. Onun için gayya kuyusu diyorum. Açık olması lazım. 21 şirketin mağdurlarından birer kişi mağdur eden şirketin kayyum heyetine alınsın. Vatandaşlar yani mağdurlar onunla muhatap olsun. Desin ki Murat benim durumum ne? Benim şirketim boş mu? Dolu mu? Hangi mal varlığı var? Kaça satılıyor? Nasıl bir süreç işliyor? Kayyum ne kadar maaş alıyor? Bunları sorabileceği biri olsun. Peki bu şu kasası boş olan şirketlerle ilgili bir yasal süreç işliyor mu? Yani hukuksal anlamda bir süreç var mı? Gayya kuyusu. Cevap yok. Anladım. Bilgi yok. Anladım.
Anladım. Peki şu kapatmadan süremiz de azalıyor. Stokçuluk mevzusuyla ilgili hakikaten sormak istiyorum. Murat, sana bir son söz vereceğim, merak etme dostum. Şimdi özellikle bu yağ konusu raflarda yok. Üretici diyor ki kardeşim biz üretiyoruz, üretimde bir sıkıntı yok. Hakikaten esnafı mı suçlayacağız yoksa esnaf da ben de paketliyorum, taşıyorum, maliyet yapamıyorum. O yüzden aslında şu anda döviz kuru suçlu, böyle bir durum da söz konusu çünkü. Kimi suçlayacağız bu stokçuluk mevzusunda? Gökhan Kayısı, hep böyle gidiyorsun, arı yuvalarını karıştırıp ortalığı birbirine katıyorsun. Bakın, hepsi yapıyor. Kıyas ekonomisinden bahsettim. Kıyas fiyatlaması. Dedin ki nedir o? Bunu ben uydurdum. Evet. Dün uydurdum bunu. Güzel uydurdum. Sıfır otolar ve ikinci el otolarda. Ancak şimdi marketçi bakıyor, haber geliyor. Hepsi için söylemiyorum. Çok dürüst, ahilik anlayışına sahip olanlar başımızın tacı. Haber geliyor ki şey zam yapacakmış yağ toptancısı. Çekiyor malı raftan, zam gelince koyarım diyor. Yapmayan da var. Peki 70'lerdeki toptancı bulunamayan o yılları siz bilirsiniz. Şimdi biz tam hatırlamıyoruz tabii ki ama o dönemin stokçuluğuyla bu dönemin stokçuluğu arasında bir fark var mı temelde ekonomik olarak? Daha profesyonelleştiler. Ama daha hani profesyonel. Yokluktan mı kaynaklanıyordu o dönemde yoksa hani başka dengeler mi vardı, yine dolar krizleri mi vardı? Neydi bu? İkisi arasında bir farklılık var mı temelde? Mantık aynı fakat çok profesyonelleştiler. Anladım. Şimdi teknoloji ilerleyince telekomünikasyonla birbirleriyle haberleşerek ilerleyenler var. WhatsApp gruplarından yapıyorlar. Sade tüketiciler bile aracını satarken diyor ki 180 koymuşsun sen diyor. Aynı araba bende var, ben 200 koydum, sen de gel yanıma diyor. Grup kuruyorlar. O 200'ü gören galerici de 180 koymuş veya 185, o da 200'e çıkartıyor. Aydın abi, WhatsApp grubuna da gerek yok. Ben dün Göztepe'de geçtim. 5 tane galeri yan yana. Önünden geçerken nasıl bir tane devlet görevlisi görmemiş anlamıyorum. Hepsi önüne sıfır otomobilleri koymuşlar. Üzerine bir de utanmadan sıfır diye yazmış. Burası ikinci galeri galerisi. Yan yanalar yani var. WhatsApp grubuna gerek de yok aslında. İlanları var. Üstelik bende ilan var. 100 bin lira hemen attı. Lüks bir araba ilanı var. Tamamlamamız lazım. Kapatacağız. Sizden alayım son sözleri. Valla sizinle sohbet bitmez. Evet. Halkın meseleleri bitmedikçe sizinle sohbet bitmez. Teşekkür ederim. Bey. Çok sağ olun. O nedenle kara borsacılık Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Haksız fiyat artışı bizim tüketici kanununda yaptırımı olan bir eylemdir. Ama uyguladık diyorlar. Millette insanları kandırmaya, istismar etmeye devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Bunu benim yetkim yok, senin yetkin yok ama sorma hakkımız var. Bunu soracağız. Yetkililer cevaplandırsın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar davet edeceğiz sizi bu konuları konuşmak için. Kolay gelsin. Evet, Murat'a söz vermeden kapatmam haksızlık olur. Murat, şimdi TMSF yetkilisi karşındaymış gibi sor bakalım. Ne istiyorsun onlardan? Biz kesin çözüm istiyoruz. Bize mağduriyetlerimizi gidersinler. 54 bin tane insan çok zor durumda. Kimi karton toplayarak, kimi bulaşık yıkayarak ufak birikimleri toplayıp sizin kasanızda, onu istiyoruz sizden. Anladım. Peki, sesini duyurmaya çalıştık. Evin mağdurları hakikaten bu süreç içerisinde çok kötü koşullara düşen, moralleri bozulan insanlar, bizim vatandaşlarımız. Elbette ki bu şirketler kurulduğunda ekonomistler, uzmanlar, Aydın Bey gibi isimler bas bas bağırdı. Bu şirketlerle ilgili bir ekonomi, bir kanun hazırlansın. Altlarında bu para var mı yok mu belli değil. Bir dolandırıcılık göz göre göre yapıldı belki de. Ama bugün vatandaşın derdini çözme zamanı. Bizden bugünlük bu kadar. Elimizden geldiğince 7 Aralık gününde hem ekonomiye, hem sağlığı, hem mağduriyet elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yarın sabah saat 7'de yine BBN Türk ekranlarında günü ışıtmak için buluşacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yapacak bir şey yok. Uçlar böyle.